Merhaba yengeçler, biz yine geri geldik. Selamun aleyküm. Darla. Gene uzun soluklu bir pazar günü Farmik yayınına girdik. Yine tarla tarla tarla. Buranın gübresi atılacaktı, değil mi? Evet. Bu Saban gidecek. İki tane biçilecek aldığımız görev var. İlk baş dur ya. Bunu mu gönderelim desin ilk? Bu gitti. Çalışmayı bitirdi diyor. Dönemedi pezenk. Lan illa sana binmek için buraya mı geçmem lazım ya? Evet. Çünkü biz gıcığız. He. Anlaşılan şu arkadaşı biz elle götüreceğiz bir yere kadar. Değil mi? Kireç gerekiyor diyor. Kireçleriz abi. Bütün arazileri kireçleyeceğiz onu. Daşı topladıktan sonra mı kireçleyelim? Sarıcıdan önce. Ha. Anan. Oraya sonra girersin ya. Koy şunu düz gitsin de. Karşıdan hizala ver, karşıdan ver. Yarım bırakacak yine. Ama oraya koyduğun sarıcı mı artık parçalayıcı mı neyse onu almamız lazım Onu oradan. alacağım abi. Geniş al biraz. Aletin büyük olduğunu unutmayalım, değil mi? Alet büyük. Bizde aletler hep büyüktür. Zaten küçük bir şey kullanmıyoruz, değil mi? Kral. Aynen öyle. Yani küçük bir alet kullandığımızı da hiç göremedim yani. Bu sap parçalayıcı lan, bunu al götür zaten. Tamam abi, halledeceğiz. Dur. Bu yürüyecek bir de. Her ikisi de arpa. Nasıl çalışmayı bitirdi lan? Ne oluyor oğlum? Niye dönemiyor buradan? Serkan. Kaldır istersen bir. Bilerek indirdim abi. Adamın tarlası niye bize dahi görünüyor abi? Sınır. Elle mi gideceğim? Biraz. Elle gideceğim abi, ne yapayım? Şey yapsana. İşçiye verdim şu anda. Geri dönecek mi diye bakacağım diyorsun. Evet. Vermediğimiz çalıştırmamız alet kaldı mı? Gübre. Burayı çok hızlı bitirecek zaten. Dönüyor. Vallahi var ya, dellendirdi beni, bir üstlük o tarlayı alacağım ha. Ben sana bir şey söyleyeyim, aklımda nasıl bir pislik var biliyor musun Serkan? Dur abi, şu aldıklarımız nereye gidecek? Farmers'a gidecek Farmers'a biri. gidecek. Bir güne Bu yiyordu. Farklı güzel yerlere yerdir. gidiyor. Ya 51 şu işte. Onu zaten tek kasada alır. Sen üstüne mi? Aklıma nasıl bir pislik var biliyor musun? Nasıl abi? Şu önümüzdeki tarla var ya, yamuk olan. Şu. Ha. Bunu alıp, bunun yanındakini de alıp, ucu Ben yamuk kalacak şekilde birleştirmek aşağıdakiyle. bunun projesini çizdim ya abi, şunların ikisini aldığım zaman. Ha doğru, şunun bittiği yerden kesecektin değil mi? Tabii.
üst tarafı tatlı şey düzleştiriciyle girecektik. Tabii tabii. Tertemiz olacak. Aa gidiyor. Bitti diyecek mi diyor. Değil mi? Tabii. Diyebilir yani çünkü salak. Serkan demedi lan. Demediyse... Demez artık herhalde. Devam. Kanka gübre bug yapar. Belki o da. Şurada az bir şey kalmış olmaz. Sıkıntı değil. Ya gübreyle 2 dakikada dönüyorsun zaten. Gübrede dönmek zor değil ki. 2 dakikada tık döneriz ya. Sıkıntı olmaz o yani. Bu salak buraya bırakabilir. Aa yaptı lan. Aa. Az bir şey bıraktı sanırım işte. Evet şuraya bıraktı. Neyse yani en az bırakan bu bence şu an. Bence. Elini mi yapacaksın? 2 dakika ben halledeyim. Onun keyfini bekleyene kadar. Zaten diyorsun ki aşağıdaki arazinin sabanını hallettik mi bunu sokacağız oraya ha? Evet. Biri taraf tankın %80'ini doldurdu diyor. O hangisi? Bakmak lazım. Sen bir şey söyleyeyim mi? Hı. İçindeki gübre bütün tarlalara tek tür gübre atacak ha. Ben de onu istiyorum abi. Her türlü gübre satın alacağız biz şu anda. Arpa, buğday, yulaf, kanola, ye darısı, ayçiçeği, oğlum bizim sizimsel şey iki bu. He. Bizim makineyi satıp para çekip bu makineyi almamız lazım abi. Bizim borcumuz ne kadar var ki? 820 bin de. Borç alabiliyoruz. Ama ne kadar alabiliyoruz? 15 binimiz var. Deneyelim. Abi bir bakayım ne kadar alayım. Öh. Makine kaç para ediyor bizim ona da bak. Buradan geçmez. Mibizer'dedir o da. Yetiyor mu? Yetiyor artıyor da. 200 bine. Satıp alalım mı? Abi yarın açıcı ekmek istediğimizde almak zorunda kalacağız. Hem onun deposu bundan daha büyüktü doğru mu? Zaten gübre alacaktık her türlü. Oğlum bu makine güzel lan. Değil mi? Aldık mı? Aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun cümlemize. Amin. Diğer makine... Şu biçere bir kontrol etsene ya. Allah tır. Bu dolmuş. O 70 nolu tarla. Evet. Yani John Deere eğer o araziyi iki tek kasada bitirir bence. Diyorum ben. Senin düşüncenle bilemem ama. Bence John Deere orayı tek kasada bitirir. John Deere alır. Yeşil traktör. Şey yeşil biçer. O alır orayı ya. O arayı tek parçada bitirecek. Tek kasaya dolduracak. 19 bin zaten. Bitirir içinde bekler. Biz bunu
Bir güne yem yaparız. Biçeri bunu alır, bunu götürür, geliriz, o biçeri de yerine koyarız o arada. Oradan da bize belki 3-5 kuruş bir şey bırakır. Bırakmaz da bıraktığı kar yani. Biz şu anda arpa alıyoruz değil mi iki araziden de? Evet. O yüzden aldım ya ben onları. Yani Allah ne veriyorsa. Arpadan ne geliyorsa diyelim daha doğrusu. Yani tabii gelen mi? De işe yarasın yani. Makine tüfek gibi saydırıyor anasını satayım. Burada dururken candarıya baksana. Al. Bunu Güney Yemtal'la boşaltıp gelip bunu almamız lazım. Güney Yemtal zaten dibimizde. Tırı boşaltıp oraya geleceğiz. Değil mi? Aha Güney Yemtal. Bunu boşaltalım. Gidelim onu alalım. O yeşil bitirsin orayı. Hepsini birden Johnson's'a verecektik değil mi? Evet. Götürüp Johnson's'a verelim abi. Ne artarsa. Çok az bir şey artacak gibi olursa da satmışsın abi, satın zaten boş kıtlığa dayanmış, para lazım. Biz ne ekecektik lan? Arpa ekecektik ya full. O zaman uyutmamız gerekecek yani full para arpa lazım. Diyorsun ya. Arpaları satmayalım abi, artanları da satalım, biz uyuyacağız, paramız yok bizim. Adamı uyutacağız, 5 kuruş paramız yok. Farkındaysan. Tam 20 bin litre. Bugün ikinci elden bir denk geldi. Böyle denk gelme yok yani ha. Bir vallahi denk abi, geldi. Bu tarlada bir tane bile boşta arpa bırakmayacağım biliyor musun? Niye? Yamuk mu gidiyoruz? Yamuk? Biz yamuk mu gidiyoruz? Ne bileyim bakmadın ki. Ben de bakmadım. Abi tırcılar bu tırlarla gerçekten geri geri parkta nasıl baş ediyorlar ya? Yapıyorlar işte oğlum, adamların işi yok. Şimdi biz bunu aldık. Tarlaya gidelim abi. Zaten buranın işi öyle kolay kolay bitmez. Hatta ben sana bir şey söylüyorum. Bu tarlayı tek biçereye verme. Yeşil bitince al yeşil getir. Bu tarlanın öbür ucundan soğuk. Daha hızlı bitsin. Nasıl fikir? Olabilir. Peki biraz biçerlerimiz yavaş gidiyor ama artık olduğu kadar olmadı. Kader. Tarlanın ne solda kaldı galiba? Evet. Şurada. Ufak boşluk bırakmış evet. Hepsini alacağım abi mahsulü. Ya oğlum sıkıntı yok lan. Doldur sıkıntı olmaz. Ama orada gider. Şu bizim arkadaş şu kenarda bir yeri yapamamış galiba. Bunun işini de bitirelim. Bunu da götürelim. Ortadan kalksın fazla yer kaplıyor. Evet. Şurayı da yapamamış bak. Aşağıda da var bir yer. Yapmadı bir yer mi buranın diye? Cücük kadar. Allah Allah. Abi makine büyük, makine çok büyük. Ufak tarlalarda sıkıntı oluyor böyle. Büyük makinede işte böyle sıkıntısı oluyor. Ne yaptın lan? Bilmiyorum ki abi. Düzleyeyim dedik, düzleyemedik. Döndürmenin dibine koydu. Tokyocuyuz abi. Dön 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 dön. Şurada. Şu uçta falan var mı? Ona göre katlayayım makineyi. Katla katla. Katla gidelim. Evet, biçer dönem işini bitirmeye çalışıyor zaten. Sen ne yaptın çocuğum?
Yapamadı, burada kaldı. Normal. Zaten ben sana söyleyeyim, çok boş bırakmamıştı bu. Hani genelde bırakmıyor biliyorsun. Durmuyor çünkü. Duramıyor. Güçlü olduğu için, duramadığı için de şey yapıyor. Kaydığı için de boşluk bırakmıyor. Bu traktöre bak, küçücük görünüyor ama nasıl gidiyor? Abi işçiye de vermedim ki. Çalışmayı ne bitirdi lan? Üçe bastım, yolladım. Şey... Biçer de bence. Yeşil biçer bitirdi. Evet. Şu uçlarda bırakmış olabilir ama. Ha. Bırakmamış lan. Abi bu durmuyor diyorum. Durmuyor, durmuyor. Anladın mı? Durmuyor. Bak bastım, kayıyor. Şimdi diyorsun ki hemen bu... Bak gördün mü? Öbür tarlaya. Serkan, yeşil biçen işini bitir. Tamam abi. Bırak, buradan daha acil çünkü öbürü doluyor. Sen Johnson's'a gideceksin. Johnson's Farms'a gideceğimiz için bayağı bir sıkıntı var. Oğlum bu tarlaları birleştirdiğimiz zaman bu bölgede yamuk olacaklar ama büyük arazi olacaklar. Bunu da alırız lan, senin boy damaya birleştirdiğimiz. Ben burayı almanın taraftarı değilim abi. Şu binalar engelliyor çünkü. Binalar engelliyor. Ama yeter. Şu ikiyi aldığın zaman birleştir, o şu yeşilin üst tarafından birleştir abi tarlayı. Mis. Düzleştiriciyi de tarlanın dışından hizalayıp dümdüz keştin mi zaten, tamam. Aynen öyle. Ya abi çünkü şey olarak bakıyorum artık mevzuya, ne derler ona. Böyle bir anda büyük arazi almak çok büyük para. Parça parça alıyorum, hem küçükken de çalışıyor arazi, boş durmuyor yani. Tarlayı boş bırakmayacaksın, çalıştıracaksın. Değil mi? Tabii canım. Boşalt abi ağır gidişi. Sarı tankı doldurmuş. Doldursun abi. Yapacak başka bir şey yok. Bunun motorunu kapat, beklet burada böyle. Sonra bunu götüreceğim değil mi sana büyük araziye burada? Her türlü gidecek. Bak şurada. Hazır elimdeyken götüreyim, bu da çalışsın orada, dolsun diyorsun. Tabii canım. Lan ne adam ya. Bir daha çünkü Johnson Farms tarafına gitmeyeceğim bununla, anladın mı? Bitti. Johnson sana kasayı komple boşalt zaten. Muammer Hakköz, kolay gelsin. Eyvallah. Hoş geldin kral. Oğlum, sanki kendi tarlamız azmış gibi bir de gidiyoruz, şey alıyoruz ha. Sağ kulağım çok pis çınlıyor. Sana kim sövüyor acık? Sağ kulağım diyorum lan. Kesin sövüyorlardır. Alttan uçtan sok kanka. Öyle yapsam zaten. Sol kulağım olmuş olsaydı sövüyorlardı. Sana her türlü sövüyorlardır. Bize söverler kardeş, biliyorsun. Doğru söylüyorsun gerçeği. Bize gelen kaptırıyor, giden kaptırıyor. Bazen aklıma çok farklı şeyler geliyor da neyse. Çok gelmesin canım benim. Ama bu arada ben geçen denedim. Bizim bu mikser var ya. Neyden dolayı çok farklı şeyler diyorum biliyor musun? Şimdi mesela eski çevremden örnek verirsem çok örnek vermiş oluyor. DJ'ydim, DJ'li bıraktım, kendi mesleğimi yöneldim mesela. Yani. Hangi traktörler var? Lan modellerin ezbere bilmiyorum ben ya. Abi ben de hangisi... Ya bizdekilerin üçü zaten kocaman ha. Biraz bunu buradan sokarsan almaz. O oraya hizala ucu. Ben o ucu hizaladım zaten. Çapraz duruyor. Çapraz değil, uca göre hizaladım. Sağ lan, uca göre. Yan gidiyor ar. Zekayı. Dur bakalım.
Anlarız neyse. Biri mutlaka çalışmayı bitirdi diyecek. Bunu bir Johnson's'a götürelim. Hangi traktörler vardı bizde ya? İki dakika şeye girsene, garaja girsene. Abi üç tane aynı traktörden var zaten. Üç tane şundan var. Ha, üç tane bundan var evet. Bir tane bir tane, iki tane orta boydan var. İki tane bundan var. Bir John Deere, biri Fendt. Bir de bir şu tane var. Küçük boy külüstür var. Model olarak ezbere bilmiyorum hepsini. Yani çoğu, şu çoğu an da, çoğu da ikinci el piyasasından denk geldi. Peki çok çelepir denk geldi yani. Yani ucuza denk geldiği için aldık yani. Bu mesela şu görmüş olduğunuz 850 beygirlik tır gibi, çekici gibi. Bu tır çok iyi. Arkadaki 60 bin tonluk kasa gibi. Bunların hepsi kelepire denk geldi. Şeyler, biçer döverler kelepire denk geldi. Mısır kesici ağzı aldık, kelepire denk geldi gene. İşte kelepire bir tek ekici denk gelmemişti, onu da biraz önce aldık. Kelepire ekici denk gelmedi abi, ne yapayım ki, onu da mecbur aldım. Ama o ekici güzel, o bizim her işimizi görüyor tek başına. Ama işte tohum şeyi ne kadar, gübre şeyi ne kadar olur. Tohum siloların var zaten, dolduracağız, bakacağız kardeşim. Onu doldururuz abi, tohum silosundan doldururuz. Sonrasında gübresine bakacağız artık, nasıl olacak, ne bitecek. Yani gübreyi kendimiz elle atacağız. Elle atamıyorsun. Maalesef. Kasayı var ya komple şanssızsa boşaltma, hiç arttıracağım diye uğraşma. Para gelsin. Zaten bütün tarlaları biz arpa basınca paranın dibine koyacağız yani. Anladın mı? Aferin. Hadi oğlum, hadi lan. Ben yaparım bu işi. Sıfırlasaydın ürünler giderdi biliyorsun değil mi? Baga girecektin, başarısız görev olacaktı. Tabi maşallah tarmalı tüfek gibi ya. Rotar darı. Para veriyorsa da versin, umurumda değil yani. Boşalt kasayı, komple boşver. Bir şey bırakmayacak abi, versin hepsini ya. 2000 ton falan bir şey bıraktı. Şuraya bak, bıraktığından para bile kazanamadım. 2000 ton bıraktı abi. Bence borç ödemeye çalışma. Ne borç ödemesi abi? Burasını mı alayım diyorsun? Altta lan oğlum, altta lan 51. Al onu da al, Allah bereket versin. Devam. Şimdi doğru sarı traktörün arkasındakini almaya. Sarı bir şere. İçer miydin onu? Gidiyor kafa benim ya. Bu 71 bittikten sonra da bu kamyon benim karnım acıktı demeye başlayabilir. Yarım depo yemiş bak. Aldığımızda bir buna hiç şey almıyoruz ki, mazot. Ya beygirine göre az yakıyor, ben sana söyleyeyim. Ama tabii 3-5 tane mod ekledik. Ama bize avantaj oldu. Şimdi 60'ta bir mi götüreceğin Güney Yemtahala? Evet. O zaman buradan sağa girebilirsin. Buradan mı girebilirdik? Evet, buradan girebilirsin. Daha drift atmayacaktık da. Gasa kaydırdı. Ne adamsın ya. Bak sen o biçerin çapraz gidiyor lan.
Bunlar birbirine tostlarlar. Neyse gittiği kadar gitmediği kadar boşver. Ha? Sana bir şey diyeyim, onlar toslamazlar ha. Bakalım mı? Bırakmış. Bak düz ya, gidiyor. Topları kendi düzeltmiş bak. Şu ucu bırakmış, komple düzeltmiş. Ya, ya yapacak bir şey yok. Onları alacağız. Aa, bunu göndersene. Doğru söylüyor. O sabanı da öbür araziye vereceğiz zaten. Kanka. Sabanı da al. Öbür arazide saban gidecek zaten her türlü. Şuydu değil mi? John dere doluyor John dere. Dikine mi vereceksin? He ucu yok nasıl olsa. Değil mi? İşçiye mi verdin? He. Kanka sarıya geç. Şey takılıyor. Yok. Oğlum ne oldu lan, bir şey engelliyor bir şey. Gübreyi mi engelliyor bir şey? Gübre duruyordu yerinde, gitmiyordu. Gübreyi çektim ben oradan. Oğlum gübreye bastık düğmeye gidiyor ya. Gitmiyor bak, engellendi diyor. İşçiye vermemişiz galiba. İşçiye verdim abi. Evet tamam. Bunu çekeceğiz şimdi. Nereye koyacağız bunları ya? Götür mekanı. Ne yapalım? Bu traktörün tek kötü tarafı böyle giderken çok yavaş gidiyor olması. İşler bitsin hallederiz. Bir tane daha var orada. Sap parçalayıcı vardı almadığımız. Aa doldurmuş lan. Bak buradan bayağı mal verir ama. Bize. Tabii. 7 tona yakın verir yani. İnşallah. 7 ton mu veriyor, 10 ton mu bırakır? Ne bırakırsa kar. Bir de sap parçalayıcıyı ortada bıraktık işte. Onu da bir yere sokacağız. Sokacağız, sokacağız dur. Bu da burayı yapıyor. Güzel. Sana takıldı. Bu arazi kireç istiyor da. Öbürleri kireç isteyecek mi bakalım. Neyse biz hepsine bir tur kireç atarız. Şimdi sabanın işi bittiği zaman götüreceğiz, sabanı bırakacağız. Bunun arkasına taş toplamaya takacağız değil mi? Evet. Şimdi senin dediğin gibi yapacağız abi biz. Taş toplayacağız. Ondan sonra kireç atacağız. Sonra sarıcıyı sokacağız. Sonra da ekeceğiz. Ekmek içinde yatıracağız. Yani sarıcı işlemi bittikten sonra rahatız yani. Yani baktığın zaman aslında iyiyiz. Tabii canım. Yeni makine de güzel görünüyor burada. Yerine de işte. Bunu bırakınca o makineye bir traktör takalım da dolduralım bakalım ne alacak. Merak şey ettim ben. Okay. Yeşil traktör boşta gibi görünüyor zaten.
Önce oradaki şu şeyi çekmen lazım ama değil mi? Evet abi. Remorku. O remorku da sokalım bir yere. Çok malzeme var abi, bu ne ya? Nereye sokacağız ki abi? Ben bilmem aslında nereye sokacağımız. Şuraya sok. Şu araya sokacağım. Bu bunun işi çok daha var buna çok. Bu kelepere denk geldi diye aldık. Sakay. Çalışmayı bitiren acaba hangisi? Bence Saban. Olabilir. Ama bırakmış birazcık. Bir ufak bırakmış ha. Bıraksın abi. Ya bir ufak bırakmış, benim sesim niye bu kadar az geliyor? Çok fena sinir oldum ha. Bir de bıraktığı başka yer daha var ya. Sabanın mı? Nereye bırakmış olabilir ki abi? Yani nereye bıraktı? Acep. Acep. Şurayı mı bıraktı? Aa, bu kenara bırakmış lan. Şaka. İlginç. Şu Missouri biliyorsun değil mi? O mısır çok işimize yaramıyor bizim de. Karlı bir mısır tarlası gelirse kapımız var yani. Yani. Karlı bir mısır tarlasını. Kimse hayır demez. Takarız bıçağı gideriz oğlum, ne olacak? Sonuçta para yani. Orada bir şey tankını doldurdu dedi ama. Büyük ihtimalle sarı herhalde. Sarı doldurdu. Fazla geçtik. Şimdi bunu koydum mu kasa full. Ha. Boşaltacağız. O arada da öteki abi doldurmuş olacak. 80'i doldurdu diyor. İşte. Oğlum bayağı mı? Bu araziden de bayağı mal çıkıyor be. Aynen öyle. Büyük arazi abi, normal. Tek kötü tarafı yamuk. Yamuk ama hayvan gibi mal çıkıyor. Böyle bir tane alacaksın kanka. Aha bak şurası. 71, buradan daha büyük. İşte diyorum ya, böyle bir tane alacaksın, soya ekeceksin. Sadece soya çalışacak oraya. İşte 71 buradan daha büyük. Fiyatı da büyük, 400 bin euro. He. Alabiliyoruz. Ne oluyor lan, kredi borcu? Kredi borcu sonuna kadar kullandık. Ama ödedikçe alırız biz kredi borcunu. Çalışmayı bitiren hangisi lan? Gübredir. Başka çalışan bir şey yok ki. Ölledim. Kalkamıyor. Diğer orta aksıyla indirdim aşağı. Oğlum aletlere hiç acımıyoruz ya. Çok acımasız kullanıyoruz yalnız. Yeşil dolmuş. Kankacığım. Bu oyunda 16 saat kullanmışız bu traktörü. Daha hiçbir şey. Bıraktığı yerleri de tek tek gezeceğiz biz değil mi? Evet. Ben böyle şansım. Altmış ton. Maşallah. Bir de şimdi para saymaya başlıyor. Uçta giderim var ya. Yok artık ya.
O kadar yapmasın ya. Bir de yapıyormuş. Yok ya, yapmaz. Ama büyük bir kısmı arazinin bitti. Evet. Kasa maşallahlık anasını satayım. Dolduruyor, dolduruyor. Dolmak bilmiyor. Doldurmayı da geç. Boşaltıyorum, boşaltıyorum, boşalmıyordu. E büyük olunca işte böyle oluyor. Ne yapacaksın? Traktör hafifledi. %55'i taşımıştı abi. Yeşil dolu bu arada. Onu almaya gidiyormuş şimdi. Onu alacağım. Gübreyi kontrol edeceğim. Kalan bu kalan yerden var ya, bir dorseden daha fazla çıkar bak. Bakacağız. Sarıyı soktuğumuz zaman anlayacağız. Kanka. Gübre işi bitirmiş ya. Yarım yamalak. Hı hı. Gübreyi halledelim. Sabanı oradan çıkaralım. O tarlaya gübre girecek. Öbürüne. Evet. Çok bir yerde bırakmıyor zaten. Ha, oraya kadar bırakmış işte. Kalan var ya, bu tarlaya yeter bunu. İnşallah abi. Yeter yeter. 2000 var abi içinde. Bak şurada da bırakmış. Abi çok sıkıştırdı tarlaları, sapıttı. El mahkum. Ha bak. Ben mıncıklıyorsun lan gene mouse'la. Ben mıncıklarım oğlum. Benim tarzımı bilmiyor musun sen? Şey aldın mı sen saban oradan? Zaten bunun arkasına taş toplayıcı gelecek birazdan. Evet. Yeşil biçer amca... buna takılabilir. Sarı doluyor. Şaka mı oğlum bu ya? Birine yaklaşacağız diyorsun bir şekilde değil mi? Bas. Bakalım kaç bin? 3000 falan mı alacak yoksa bu da ya? 3000'den biraz fazla alacak galiba. 3010. 3010 mu? 3000 bile almadı. 2800 kaldı. Bay hayvan gibi gübre alıyor demek bu. Tahıl tankı dolmuş. Bunu böyle bırakabilirsin istersen şu an.
Bu biçerlerden bir tanesini çalışır konumda bırakıp bir tanesini elle gezme kısmına geçmemiz lazım artık. Ne diyorsun? Doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım, bunu boşalt. Sarı'ya bin abi. Burayı bitirsin Sarı. Bu sırayı gitsin, ele alalım. Değil ha. mi? Yani. O, olmaz abi, başka türlü olmaz yani. Sarı mavi, Sarı'yı biteceksin zaten motoru... Zaten motoru sıkıntı. Aha Yiğit geldi lan. Ha geldi. Yiğit ne yapıyorsun ya? Hocam yazıyor direkt, hocam. Hocam yazacak tabii, ne yazacak tabii. Ne yazacaktı? Yani ne yazacaktı? Mahmut yazaydı. Mahmut. Mahmut. İsmail abi. Bu biçeri bitirsin abi. Biz çünkü bu tarlaya elle girelim, bu bayağı mal bırakacak bize. Para da bırakacak, mal da bırakacak. Severiz. Gitsin işçi be. Yeşil kalan kısmı kendi halleder zaten. Tabii canım, yeşil burayı halleder ya. İsmail abi! Aslına bakarsan pek de bir şey yapmıyorum hocam. O kayıtla zaten, kayıtla devam etsin. Şunu niye yapıyor ya? Bunu bir türlü öğrenemedim ben ya. Toplama başladı mı diyorsun? Yapacak bir şey yok. Sabah erken işe gitmeyeceğim. İşe gitmeyeceğim. Televizyonu açacağım ama radyo dinleyeceğim. Şimdi Selim. Bütün gün mızmızlanacağım, feryatın edeceğim. Toplama. Çalışmayı biten gübre galiba. Evet. Gübre zaten olabilir. Büyük ihtimalle gübre. Başka çalışan bir şey yaptı ki. Kesin boşver. Annem başını yiyecek. Hastayım diyeceğim. Değişeyim deseydi sen daha uygun olur. Niye biliyor musun? Çok derdim var çok. Çok derdim var çok. Hatırladın mı lan şarkıyı? Bıraktığı dediğimiz yerlerden de bayağı malzeme çıktı ha. Maşallah. Şu uçlara baktım. Bak olsun.
Abi. Orada mı doldu la? Şaka mı oğlum bu? Hazır mısın yapacağım hareket? Hangi hareket? Bunu da boşaltacaksın. Ha, yeşil devam edecek. Sarıyı başa çıkartacaksın. Evet. Sana da hay canım. Kasa fırladı sayılır ha. Ev içeri böyle mal gibi bak burada. Motoru kapat dur. Da değil, 63'müş. Para sayacak bu sefer ama. Nerede o günler? Sayacak. Sayarsa var ya. Bizim siloya güzel bir şeyler gider herhalde. O zaman tetikte ol. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir takipte kalayım bakayım. Kaç bıraktın içinde? Kalan komple bizim mi? Evet. Maşallah. Oğlum geldiğinin farkındayız la. Kaç defa selam verdik, sen nereden dinliyorsun bizi? Oğlum bu niye saçmalıyor ya? Ben bunu çözerim abi. Bak gibi burada bırakmış abi. Ya o kadar çıktan bir şey olmaz, sen düzeltirsin onu ya. Allah Allah. Bitlendi abi. Ne? Bitlendi. Ne bitlendi? Yok bitlenmemiş, bitmemiş. Şimdi bitti. Bitti mi? Tamam, gübre kamyonu yetti. Çek bunu bir yere de, doğru düzgün bir yere çek ama. Kalsın burada anasını satayım. Sen bilirsin. Biraz kireçle işimiz var da taş toplayacağız daha. Ha. Şu aleti bir yerine götüreyim diyorsun. Yeşil burayı bitirince duracak zaten. Yani bitti diyecek, duracak. Bakalım yeşile şöyle tepeden. Yeşile bak yeşile. Dolmak üzere. Bunu mu demek istiyorsun? Ha. Güzel. Uçlarda da bırakmamış. Zaten bıraktığı yerleri almıştık. Neyse ben o zaman bir içeri götüreyim ya. Abi tarlayı alacaksın işte. Abi.
Bu tarlayı alacağız. Ya çok büyük ya. Tamam mı? Burayı sadece kan olan için çalıştıracağım. Tek başına. Ha. Hocamdan geldi. Diyeli çok oldu Serkan. Biliyorum, duydum. Ne 15 dakika önce ben söyledim ya. Duydum abi. Bu hala çok yavaş gidiyor abi. Yapacağım şey yok abi. Hızlı giden de yoktur herhalde. Biçerlerde ufak tefek hız yapanlar var. Taş toplama, taş toplayıcı da dolu ha. Dolu mu? Ha. Onu boşaltmak lazım. Ha buradan belli oluyor dolu olduğu. Abi. Olsun, bir şey olmaz. Olsun oğlum, ne olacak? Onu boşaltmamız lazım. Ya yabarak ona bir operasyon ya. Önder bakayım ne olacak buradakine. Bir şey yapıyorum da. Kankeyta. Keito. Sanırım çözdü Furkan bu işi ya. Oğlum benden kaçar mı lan? Ben her şeyi çözüyorum kanka. Bu işler tam benim kalemim işler ya. Oğlum 9000. Oha! İki satmamışız. 15 kilo mal kaldı. Çok iyi mal bıraktı lan. 15. Bir küçük tarla bıraktı resmen. Bak bir küçük tarla bıraktı terbiyesiz ya. 15 bin ton diyorum sana. 4000 de bunun içinde vardı. Hı. 4000. Ne güzel işte. 4250. Ciddi olamazsın sen ya. Ha? Ciddi misin sen ya? He. Kaşla göz arasında yeni bir platforma dalmış bulunmaktayım. Ötekinde canlı yayın sistemi kapalı. Çalışmıyor. Yayına çıkamıyoruz yani hiçbir şekilde. Yayın izleyebiliyoruz sadece. Yayına buradan çıkılıyorsun. Niye çıkamıyorum? Onun erişime kapatmışlar. Al. Şakır şakır yürüyor kardeş. Abi. Bu da bir test olsun ona işte ya. 14 bin şey koyuyoruz şimdi. Bir mal koyuyoruz. Kaç harp olacak ki koyunca? Yok en az 50'ye çıkıyor. 50'ye mi? Evet. İyi çıksın. Bir içinde 39 bin vardı. 14 bin koyuyorum. Yine diyorsun ki vesselamun aleyküm. Ya şimdi ekçeklerimizi bir daha baştan düşünebiliriz. Evet çok fazla arpaya binmemize gerek yok. Kanola destekleyebiliriz. İki küçük arpa ekelim. Büyüklerin hepsine kanola basalım. Onu demişti ben de. Tırın işi bitti şu tıra. Yakıt alalım bir dahaki tura.
Yolda bırakır terbiyesiz vallahi billahi. Bunu yerine götürüyoruz da. Bu şeyi asıl eziyet. Eziyet değil la, çabuk bitiyor. Şuradan gönder. Bak ritmi veriyorum, adam şarkıyı anlıyor ya. Hadi kız oradan. Yalvardırıyorsun. Bir kere şaptırıyor. Şaptırın bile yanlış mı? Hep yanlış anlıyor. Oğlum hep yanlış anlıyorlar, boş ver ya. Şimdi bunu koyduk. Daş. Yerinde ağır diyorlar. Evet. Yalnız bizim o makinenin tohum hafızası biraz... Ama bir şey söyleyeyim mi? Azmış. Şu görevi bir alalım da. Para lazım. Pere. Başka görev var mı lan? Bayalar istemem, sağ ol kalsın. Gübreleme var. Hasat. Bu laf geç. Arpa. Uzak bu tarlalar bize. Evet. Bunların hepsi bize uzak ve 3 kuruş para veriyor, uğraşamam yani. Çene de. Ya 3 kuruş paraya oraya gidemem, hiç gerek yok şu an. Pasif gelirden dibine koyuyorum zaten paranı. Yatanzi'ye geçecek birazdan, doğru. Temiz yatacak ya. Taş toplasın yarım saat. Taş toplasın yarım saat geliyor. Taş çatlasın. Geri kolu taşa geliyor. Yarım saat bir taş toplama işimiz var yani. Ama her türlü taş topluyoruz, kaçarı yok. Max yarım yani. Ne dikkatimi çekti biliyor musun burada? Record'la stream'i aynı anda basabiliyorsun. Bu bilgisayar yapıyor şu an gördüğün gibi. O bilgisayar yapar ama o bilgisayar susuyor. Ama şöyle bir şey var. Bu da yapar, şu da çift stream yapar. Sıkıntı stream kalitesini düşünmemiz lazım. Biz şimdi buraya deneme atmak atıyor sarıya, gördün mü? Yani kayıtçı ve stream olarak abandığımız zaman makine evet yani bir ufak kasma yapıyor. Ama çift stream'e girdiğinde eğer düşürürsek şeylerini, bitrate'ini, pikselini değil. Çok gecikme yapar ama. Bayağı gecikir. Yani adam orada selamun aleyküm, aleyküm selam diyeceğiz, adam 10 saniye 20 saniye gecikir. Gecikme yapar. Ya oğlum şimdi de yüksek basıyoruz da ne oluyor oradan? Ha, arada sarıya düşüyor mu? Düşüyor. Ama baktığın zaman... Ne yapacak? Bak. Bak ta nerede görüntü bak. Evet. Hayır buraya gelmiyor. Oğlum bu ne saçma sapan bir sistem lan. Sistemler çok saçma geldi şu an bana, reis. Bu ekranları düzenleyemiyoruz mu? Bu ne oğlum, böyle cücük kadar ekran bırakmış bana. Ben izleme abi işte. Bu ne oğlum? Buraların bir düzenlenmeye ihtiyacı var bence. Bir de şunun sarıya düşmesi biraz sinir bozucu. Kral. Taş toplayacağım diyor ha. Taş topladıktan sonra bir de kireç atacağız. İçti var mı tabii? Ya hepsine birden at gitsin ya. Az geçsin oğlum, bir şey olmaz. Atmışken hepsini atak. Yakıt diyorsun. Ne bereketli tanker bu da ya. Bunu büyüğünden almış. Baga girdiydi.
Yavaş çocuğum, yavaş dal. Durmuyor. Sakin gir evladım, lütfen aleti kırma. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Ben şu an aslında öbür taraftaki şeyi kullanarak tester yapıyorum bir yandan da yayını buradan götürürken. Şimdi bu böyle sarı 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 yapıyor. Ben de diyorum ki bunu böyle yapıp hemen şuraya gelip hızlıca tık tık tık. Biraz daha düşürürsem ne olur mesela? Şu an verebildiğim, yani en düşüğe düşmedim daha. Biraz düştüm, en düşükte değilim. Hani bu sarıya vuracak mı bakayım, ne kadar zorluyor. Bak buradan geliyor. Kanka. Buraya da geliyor. Bence bir sorun olmayacak ya kanka, rahat gidecek. Önemli olan şu arkadaş sarıya düşüyor mu şimdi burada? Düşmezse var ya çiçek ha. Biliyorsun değil mi? Oğlum ne oldu lan orada? Nasıl bir taş topladın orada? Ben hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı gitti. Bak. Çok hızlı girdi. 25 milyonu. Güzel güzel topluyoruz işte. Şuraya bak, kasada boya kalmamış. Kasanın haline bak. 25 diyor. Bütün tarlalar taş toplayacak değil mi? Yani biz hiç... Biz yardım. Şimdi buradaki olay şeye mi döndü? Reis, reis. Şimdi full taşları toplayacağız, ondan sonra ne yapacaksak yapacağız. Ben diyorum ki, içine çatmayalım bence. Öbür tarla istiyor. Diğer tarla yaparız abi. Bunlar da sonra isteyecek. Sonra istediği zaman, sonra istediği zaman atarız abi. Şimdi mesela kireç atarak bulduk, kaybetmeyelim tarlalara. Anladım, o kireç isteyen iki tane küçük tarla var, onlar kireç mi istiyor? Atalım içine diyorsun birkaç ton. Onları da, onları bir beyazlatalım. Basalım sarıcıya ondan sonra direkt. Ha, öyle mi? O zaman bu tarlayı bitir bitirmez buraya sarıcı sokabiliyorsun demek oluyor burada. Evet. Öyle diyorsan bir şey değil mi? Anladım, sen bir an önce ekimi hazırlamak istiyorsun. Tabii canım. Hem yatırım hem de basitten ya aksın istiyorum. Zaten çilekler full oldu. Uyuduk mu zaten fulleyecek hakkında. O çileklerden de iyi kazanacağız. Daha bu marul dolacak, düşün. Avulun leş kargaları. Bayağı daş topluyoruz yani hocam. O kadar detaycı olmuyor hocam. Çok detaycısın. Bunu bir özelliğim. Bir de beşte hiç durmadan tır 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 gidiyoruz ha. Oldu. Sana ne oldu?
Say hey. Şunu orada boş bir yeri de kalmadı lan. Şu da dolu yedek al. Aldım. Ben alkalinleri bitiriyorum. Yani bitmiyor da bitiriyorum. Yayın uzun olduğundan dolayı. Orada iki tane de alkalin var. Senin sisteme göre. Motor mu lan? Sanırım. Yan mı gitti? Mesleviye bal. Şu traktörleri kullanmayı bir türlü öğrenemedim gene ya. Öğreneceğim ama. Maşallah iyi taş yapmış ya. Araziliğine maşallahlık taş var yani. Şu köşeden hiç emin olamadım biliyor musun? Köşeden? Şuradan. Şimdi artık eminim. Gereksiz şeyleri de kapatıyor Serkan. Kapat abi. Sen şu gereksiz. Şu gereksiz. Böylece RAM'deki doluluk oranı da düşmüş oluyor. Yine arada bir şöyle alttan bir gezdireyim ben. Değil mi? İyi. Yeah. Aslına bakarsan bunda bu tarla bitmeden çok arazi var. Bol bol taş toplayacağız var ama kasa bayağı dolacak ben sana söyleyeyim. Daş kasası daş. Bu sefer tek seferde dolar ya. Bana öyle geliyor. Çok arazi var. Değil mi? Çok araziden ziyade aslında çok arazimiz yok da. Kanolayı biz ne zaman ekiyorduk? Ağustos'ta mı ekiyorduk? Hatırlamıyorum. Ya sarıcı sokacaksın ya onun tarlaya. Daha işi var tarlada. Hayır sadece sordum. Ona göre plan yapacağım şimdi. Hatırlamıyorum bak. Ağustos'ta. Kanole, kanole. Ha, diğerlerini bak. Arpa. Ama dur. İki tanesini mi kanola sadece? Mart'ta da ayçiçeği ekiliyor, ayçiçeği. Ayçiçeği ile yulaf. Yani bir ayçiçeği bir yulaf döndürürsün ama şöyle bir şey. Şimdi sen iki uyduğumlu kanola ekiyorsun. Ben diyorum ki büyük arazilerin üçüne de çak kanolayı. Üçüne? İki tane ufak araziden arpa gelsin işte. Olma mı? Ben iki büyük araziye düşündüm de ayçiçek yağı mesela daha pahalı ya abi. Ayçiçeği için bekletmen lazım. Hiç uğraşma bence. İşte.
Kanalaya falan bir aban. Bir de bak şöyle bir şey var. Bir abanma yapacaksın. Hem siloyu dolduracaksın hem öbürlerinin depolarını dolduracaksın. Sen işte onu kim yapacak? Bunu hemen atlayalım yaptığın için böyle oluyor. Şimdi birazdan yulaf bitince bu sefer döneceksin tekrar şeyini eklemeyeceksin. Anladım. Ben sana o yüzden dedim. Değirmenin içine arpa, buğday, süpürge darısı, yulaf basalım ne varsa diye. Dolduralım diye. Amacım neydi biliyor musun? Şimdi arpanın hayvan gibi mahsul verdiğini biliyorsun değil mi? Evet. Sen bu tarlaların hepsini arpa ektiğin zaman zaten senin değirmenin dolmasını bırak. Öncelikle siloya basıp silodan değirmen dolduracaktın. Aslında şunu yapabiliriz abi. Bak gel beni dinle. Ufak silo ekleri var ya. He. Şunun arkasına ufak silo eki alalım, kapasiteyi yükseltelim. İçine o zaman alacaksın. O zaman bütün tarlaların hepsini şimdi arpa ekerim ben o zaman. Paran mı var Serkan? Abi pahalı bir şey miydi o? Evet. Ek silo deposu. Evet. Cebindeki para gidecek, uyuyacaksın, bir sürü kredi çekecek. He? Fiyatına bakman lazım onu. Öyle mi canım? Yavrum o patates silosu. Ha. 50 bine var Lizard'ın. 400 bin. Bunu bizim sıraya yakın koyacaksın. 50 bin. Tamam, anlaşıldı. Arpa ekiyorum hepsini. 400 binlik siloyu koyacaksın arkaya. Ha. 131, 635. Sen diyorsun ki şimdi silo doldurmaca oynayalım artık. Ek siloya bas, ek siloya bas. Bir şey diyeceğim. Söyle abi. Diyelim ki siloyu doldurdun. Evet. Yani basit bir soru. Bu doldurduğun silodan şeye doldurmayı nasıl yapacaksın? Ne abi? Ve sadece siloyu doldurmak yetmiyor ya, bir de değirmeni de dolduracağız. Anladım sen nedeni. Sen diyorsun ki koyun işini iyice ertele abi. Biz mal biriktiriyoruz. Değil mi? En son koyun işi malzemesi dursun durur kenarda. Mal biriktiriyoruz. Bize bir zararı yok. O onların orada durmasının bize bir zararı yok. Elimizdeki tarlalara biriktireceğiz dedik, içimizi yırtmıyoruz. Yukarıda birleştirme yapacağımız yerlerde parça parça alıyoruz. Hayvan gibi basıyoruz yani araziye. Pasif gelirlerden kazanıyoruz. Pasif gelirlere bir yandan taksit ödüyoruz. Anladın? Senin kafamdakini anladım ben. Sen diyorsun ki arpayı hiç tahıl değirmenine bulaştırmayacağım ben. 600 tonu basacağım ben silonun içine. Ondan sonra 600 ton yulaf basacağım. 200 ton da şeyin içine basacağım. Yulafı. Bittikçe silodan doldur. O arada da o tek seferde o kadar yüksek ürün çıkartabilecek kadar arazimiz yok işte. Olsa çıktığı kadar. Şu arpayı ben şimdi bir kere bir ekeceğim hepsine. Hemen pıt 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 hızlı hızlı bir uyutacağım. Arpayı kaldıracağım hemen. Hemen arkasından buğday çakacağım. Buğday çakmayacağım ki kanola çakacağım. Buğday çakmayacağım ama direkt kanola çakacağım. Direkt. Hepsini. Ha. İyi de oğlum zaten o zaman biz seni silo yetiyor ki. Kanala boş ya şu anda. Silon yetiyor diyorum. Siloyu da yetiyor. Yani ek siloya 50 bin vermene gerek yok. Arpa oraya 135 ton olacak. Sen istiyorsun ki arpa 200-300 ton hepsi silonun içinde kalsın. Abi şimdi bak şöyle söyleyeyim. Bizim üretim bandında yulaf dolu. Anladın mı? Un yapmak için yulafımız dolu. Zaten yulafla süpürge darısı 15 taneye 19 tane veriyor, anladın mı? Biz her türlü un için yulafa basacağız zaten. Yulafa şu an basmayacağız. Ne yapacağız biliyor musun?
Tarlalar ektik. Anladın mı? Sen diyorsun ki süpürge darısı da bassam un diye çıkacak. Yulaf daha fazla veriyor. Ama öbür tarafta her yağı farklı çıkartıyor bu menet. Evet. Ne yapayım lan? Bu siyah traktör şuradaki alete takılacak galiba. Bu değil mi? Oradan girmez. Yani oradan girmeyecek bir şey yani. Ben bütün tarlaları arpaya çakacağım. Tamam mı? Tavuklarla bizim hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Bu arada da diğerlerini fırlayacağımız için tekrar arpa ektiğimizde diğer üretim bandı cayır cayır çalışmaya devam edecek. Zaten bu aşamayı atladıktan sonra rahat gireriz koyun işine. Çünkü diğer taraftan para akışı devam edecek. Sürekli bir akar olacak. Çünkü tavuklara vereceğimiz şeyi tamamladığımız an abi bizim full kanola gitmemizde bir sıkıntı kalmayacak. Full kanola niye kanol, gidiyor ki? Hayır. Yani şu maksatla full kanola. Hepsini full tek seferde kanolayı çaktığımız zaman. Artanı da sülaya koyarım diyorsun. Artanı da sülaya koyarım. Şey fabrikayı doldurunca. Fabrika her türlü dolacak çünkü kanoladan. Artanda da silodaki yer her türlü yetecek. Havada karada. Sadece tırla bir taşıma işlemi olacak kalacak. Bir tür kanolayı bastıktan sonra tek bıçak olduğu için de bir tek ayçiçeği bizi bir hasatla yorar. Oğlum o niye durdu lan orada? Borudan kaynaklı. Vay salak. Ya vay salak. Bu kadar da saçmalamaz diye düşünmüştüm ama bu küçükmüş lan. Bu küçük olan. Bu şey şu anda field sarıcıda. Evet. Tamam bu gitsin. Biz taşa devam he. Biraz dur arpayı çakıyorum. Siloya ekliyorum. Arpayı çekip kanolaya basıyorsun. Arpayı çekiyorum kanolaya basıyorum. Bu arada gelen tüm pasif geliri topluyorum. Evet. Pasif gelirin bir kısmını işte şeye, krediye, mrediye. En sonunda da diyorsun ki bu ufak bir tarla operasyonu yapacağım yine. Bir koyacağım, 200 ton mal alacağım tek turda. Olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Şu çilek var, marul var. Arada, ekmekten o, gelecek. O arada domates kesin dolar. Ekmekten gelecek. Ekmekten gelecek de ikinci fırını aktive etmedin daha. İkinci fırını... Un koyacağız ya, yani o arada un birikecek, basacağız unları. Ha. Un doldukça fırınlara dolduracağız unları. Habire. Ama çıkardığı ekmek şeyi ne kadar çıkaracak? 7000 çıkartıyordu doğru. 7000 iki tane fırınım var 14 gelecek işte. Niye? Yani? Anlaşılan doğrudur ihtiyacımız olacak biz. Yo sat ne olacak ki değil mi? Satacağım abi. Tek trailerla devam. Sat gitsin anasını ne uğraşıyorsun mantığındayız. Çünkü fabrikalar otomatik dışarıya palet atmıyor sen istiyorsun. Evet. Ben sana söylüyorum. Biz tekstil olayını yapınca da iyi kazanacağız. O da çok iyi para getirecek. Ama senin dediğini yapacağım lan ona.
ilk dediğimde sen şey demiştin ya abi, koyunların dip, koyunlarla birlikte tekstille ilgili yerleri dip dibe yapalım, uğraştırmasın bizi demiştin. Abi öyle olacak. Bir tane küçük romork alacağız o koyunlara. Otoluğudurlu küçüklerden. Hı hı. Değil mi? Koyundan alacağız, iplikhaneye vereceğiz. İplikhaneden alacağız, tekstil atölyesine vereceğiz. Oradan da kumaş kıyafet olarak alacağız, satacağız. Küçük arazide götüreceğiz yani. 10 ton 10 ton çalışacağı için büyük koca romorkla da uğraşmayacağız. Çok doğru. Mantıklı. Keşke şunu ramork olarak görmeseydi yapay zeka ya. Abi ötekiyle de bitmiyor ya. 15'te gidiyor, git git öldürüyor adamı ya. Bir ara sen de ne yapalım biliyor musun biz? Taş toplayıcı makineleriyle ilgili başka modlar var mı? Bunlara bakalım değil mi? Yavaş gitmesi mesele değil. Hani 15'te 16 ile gitmesi mesele değil. Böyle 20 metre falan kol açan bir şey vardır belki. Nasıl fikir? Ben güzel fikir. En azından böyle 20 metre taş toplayan bir şey varsa belki vardır mod. Bu arada indirmediğimiz modlarda da olabilir. Takdir edersin ki. Öyle de bir durum var. Olabilir. O sadece orayı bitirene kadar biz buranın daşını anca toplarız gibi geliyor ona. Bir de o illa bırakır orada değil mi? Bırakacağı yerler illa ki var. Ben sana söyleyeyim oğlum, iyi gidiyor. Bu oda ısındı mı? Abi bir şey söyleyeyim sana. Sen bir çaydanın altına baksana. Oğlum bu oda çok ısındı lan. En sona çıktı. Bu öyle bir şey olsaydı birileri habire zır sırt yapıyordu şimdi. Bu sonuydu, ben sana söyleyeyim. Hayır hayır, ben çay ver diye demiyorum. Sadece bak. Oğlum şey yapmışlar. Çaydanlık yanmasın. Yok yok. Yanmaz mı ya son? Eğer uyudularsa. Tamam. Ama bir uysa bir uyumuyor. Vallahi ben sana söyleyeyim. Sen şimdi diyorsun ki bu alayına arpa basıyorsun. Evet. Alayına arpa basacağım. Şeylerin içinde ne varsa alayını satacağım. 50 bin o 400 binleri koyacağım. Elli bin o 400 binliği koyduktan sonra başka da siloya para harcamazsın herhalde. Niye harcayayım abi? Ne bileyim. Bizim tarlanın sayısı artıyor ya. Habire. Yarın şey yapayım. Şimdi bizim iki tane dev biçerimiz var ya. Evet. Yarın kelepir denk geldi mi bir dev biçer daha alacağız. Üçüncü bıçağı da onun üstüne takacağız. Anladın? Çünkü benim şu an aklımdaki aklımda şöyle bir şey var abi. Yani ayçiçeğine ektik mi, biçerin bir ayçiçeğine çalışırken öbür taraftan kanalaya çalışabileceğim. Benim aklımda şöyle bir şey var şimdi. Ben neden kanola, arpaya ekelim, peşine kanolayı, komple kanola ekelim diyorum.
Ayçiçeği akacağım çünkü. Ayçiçeği akacağım. Tek biçerle herhalde 3 günde falan toplarız orayı. Bıçağımız yok. Abi bir bıçak bu, daha alacağız. Abi bu iki tarlaya ayçiçeği ekerim. Ne aslında yani? Aslında bıçak denk gelebilir ha. Bak bu iki büyük tarlaya ayçiçeği ekerim, diğerlerine kanola ekerim. Ne olacak yani? Her iki taraftan da sonuçta yağ basacak mıyım? Basacağım. Ya basarsın, o ayrı bir şey. Amaç geliri arttırmak, anladın mı? Pasif geliri arttıracağım. Üretim tesisi nasıl çalışıyor ama? Yağ bitti değil mi bizim şey? Kanalımız bittiği için yağ son içindeki. Bakayım. Yo, daha varmış. Fuller orayı o. İyi. Üretimden iyi kazanıyoruz ha. Aslında aklımda şu anda ne geçiyor biliyor musun? İki ufak tarla var ya hani. Hı. Bunların hepsini ayçiçeğini ekeyim, iki ufak tarlaya da kanolayı ekeyim gitsin nasıl olsun. He, sonra bu da şey, arpayı beklerken tavukları da öpücükle mi doyuracaksın? Bir sezon boyunca 40 ton yiyorlar ya. 16 tonla nasıl çıkartacaksın sezonu? Sen anlamadın. İki ufak tarlaya kanola ekeceğim. Hı. Bu üç büyüğe şey ekeceğim. Ne? Arpa. Allah'ım bas hepsini arpaya geç ya. Ben sana bir söyleyeyim mi? O senin planladığın araziler vardı ya. Evet. İkisini aldık mı şuradan düzleştirecek, keseceğim dediğim. Evet. Bizim o işi biraz önce, bir an önce halletmemiz gerekecek, farkındasın değil mi? Çünkü abi şöyle söyleyeyim, bak hepsine ben şöyle söyleyeyim, siloyu almam. Hepsini arpa basarım. Arpadan kalanını da una basmak istemiyorum. Çünkü tavuklara uzun süre yem muhabbeti ekmek istemiyorum, anladın mı? Şimdi sen tavuklara mesela 135 ton olsa 4, 8, 12. 3 sezon. Evet. Aa, 400 desen 500 ton olsa 550 ton de. Toplam. 500 ton olsun canım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 10 sezon. 6 sezon. 6 sezon. 6-7 sezon gidiyor. 7, yok oğlum 320, yani 40 daha koysan 7-8 sezon. 8-9 sezon falan gidiyor. Bir kere 600 ton, 500 ton fırlayabilirsin tabii. Fırlayamayacağım çünkü ne çıkacağını bilmiyorum bütün tarlalardan, anladın mı? Ama bu elimdeki tarlaların hepsinden ne çıktığını... Orada en köşedeki küçük tarlayı sakın şeyden sayma yani. Yarın oraya çim ektiğimiz zaman bu tarla mort. Abi o en küçük tarlayı, tarlayı biz aldığımızda kanola vardı sadece o tarlada. Ve 11 bin mi 12 bin mi ne kanola verdi o tarla bize. Oğlum mecbur çim ekeceğiz. Hayır hayır. Şimdi arpa ekeceğim ya oraya. He. Arpa daha fazla verir. Düşün. Kesinlikle arpa daha fazla verir. Ya arpa fazla vereceği için de... Nasip. Bakalım ne çıkacak. Çünkü yok, iftar iftar molasından sonra biz şeye kadar gideceğiz. 11-11.30'a kadar gideceğiz, anladın mı? Yarın çünkü iş var. Sana. Aa doğru lan. Ben baskına gideceğim ya. Batan bir gemi buldum da bir baskın yapayım dedim. Ha. Tahmin ettim yer mi? Arkadaşım biri sap gibi kalmış da bir göreyim diye gıcık olsun. Suratımdaki o gülümseme. Merhaba. Zilamun aleyküm. Ç-
Çalış çalış. Para para yok. Dijamla falsını anladın da. Ya oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? Ben... Benim yaptığım... Bu mevzuyu... Ya şu an birkaç... Şu an var ya şu bilgisayarlar var elimizdeki. Abi... Onların içine takacağımız kartlarla... Bir şey söyleyeceğim sana. Hı. O kişiyle konuş. Hı. Sabit gündüze veriyorsa da... Tamam mı? Eyvallah. Bak. Sabit gündüze veriyorsa... Ölçekli maaş veriyorsa... Eyvallah. Akşam 4 dediğimi giderim kardeşle. Benim için de konuş. Seni akşama mı aldırayım? Ne akşam abi? Akşam benim işime gelmez. İki sıraya çık ama. Akşam benim işime gelmez. Bütün haklarımı verecekse abi, fazla çalıştığı zaman mesaimi verecekse, ben kabulüm. Anladın mı? Anasını satayım. Bayağı bir daş çıktı ha. Bak ben sana ne diyorum? Konuş. He diyorsa ben okeyim. Daha mı diyecek neyse. Ama sabit gündüz yapacak. Yani. Sabit bizim gündüzü, sabit gündüzü kabul ederse. Tabii. Ben okeyim. Tabii ama. Bunda bir şey yok. Dur. Oğlum öteki sarıcı işini bitirmedi mi? Yok abi ne bitirmesi? Bunun içinde. Biliyorum. Ne abi? O sarıyor işte bir yandan. Sen ne yapıyorsun? Ben mi ne yapıyorum? He. Diğer şeyi sarıcıya çevireceğim. O makinenin ucunda traktör takılı zaten. Yok, yok mu? Sökmüş bir tık biz onu ya. Sarıcı yaptık ya bir diğer ufak şeyi taktık da. Kafa gitti anasını satayım. Sarıcıya verdik ya. Giderken yakıt alalım buna da. Bunun tamire ihtiyacı var ha. Bakacağım şimdi. Olmadı. Şöyle biraz açığa çıkartalım da. Gel. Hadi çık oğlum. Çıkmıyor lan. Çıktı. Lan kısmetlisine. Bildim sarıcı. Hı hı. Tamir ne oldu? Yaptırdım. Pahalı değil miymiş? 2000 küsürmüş abi. Çok bir şey tutmamış. Buna yakıt mı alalım da? Yakıt alırım şimdi şuradan. Onun içinde ne kadar yakıt kaldı bilmiyoruz ki. Bittiği zaman anlarız. Bence. Bak şu uçları gene bırakmış. Bıraksın yapacak başka bir şey yok. Makineleri aldık. Bu da hayvan gibi bırakacak ha. Bıraksın bu. Bunda biz çabuk döneriz. İşte mi? Evet. Bir kontrol edeceğim.
Nasıl anasını satayım? Ne taş topluyoruz be. Ne taş topluyoruz be. Burası kireç istiyor değil mi? Aa istemiyor. İstemiyor. Dediğim tek o buçuk olan istiyor. Buçuk buçuk. O yukarıdaki. Ha. Yo istiyor şu an. Sıkıntı yok ha. Sanırım bir haklılık payım var kral. Yani bütün taşları çektiğimizde kasa bayağı iyi doluyor. Ama kesinlikle oradaki o iki tarlanın alınıp senin dediğin pozisyona getirilmesi mantıklı abi. Orada da yine şu yanındaki kadar bir yer çıkar bize çünkü. Abi ürün mahsul. Abi biz bu tarlayı şimdi mahsul için kullanıyoruz tekstil kenti yapana kadar. Evet. Tekstil kenti yaptık mı? Burası bize. Burası bize şey sağlayacak. Şuraya bir koyun merası. Oraya koyun merasını koyacaksın. Koyun merasının da boyutuna bakarız. Olmadı büyüğünü koyarız artık. Ne kadar besleyecek ona göre. Değil mi? Tabii. Oradan çıkan yapak ne çıkarsa çok fazla bir şey çıksın diye uğraşmayacağız. Çıktığı kadar diyeceğiz. Değil mi? Aynen öyle. Alacağız yapağı götüreceğiz iplik yapacağız. Koyun merası burada buraya ne kadar alan kaplayacak acaba onu ben çok merak ediyorum. Ben sana söyleyeyim şuradaki geniş çimlik alanı koyarsın büyüğünü. Sığarsa oraya ne hala? Sığarsa büyük boyunu koyacaksın oraya sığarsa bir de. Çim kurtarmazsa da bizim talanın etrafındaki çimenleri yolarız. Bu çim buraya ekeceğimiz çim her türlü kurtarır abi. Çünkü çim bence yani çim iki ayda bir veriyordur ya. Dur. Ben çimin iki ayda bir akış verdiğini düşünüyorum. Yani kurtarır diye düşünüyorum. İlla ki. Şimdi taş toplama hızlı bitecek. Sarmalardan önce bitecek taş toplama. Her türlü. Ya diyorum ki bizim bu saatten sonra işi hızlandırmamız için yapmamız gereken tek şey daha fazla makine. Evet. Daha doğrusu her makinenin kafasına bir traktör. Aynen öyle. Onun için de bu traktörden almak istiyorum ben. Değil mi bunlardan? Bundan. Bundan. Paso drift atacağız ama yapacak başka bir şey yok yani. Mesela örnek veriyorum şimdi 3 makinede birer traktör var. Gübre kireç tek traktör gidiyor. Tırlar bu şekilde yürüyor. Şimdi abi zaten tırlardan bir tanesi sadece mal taşımak için yani romork madde taşımak için yani hammalı işte, abi şöyle bir şey var. İşte topladıklarımızı satmak taşımak için. Ben şimdi sana şöyle ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizde bir tane dev bir pulluk var değil mi? Evet. Onun bir boy küçüğünü de alacağım. Pullukları. Sap parçalayıcı o aletler. Değil mi? Hı hı. Olmadı hani büyüğünden değil de ya büyüğünden ya da küçüğünden bir tane daha alacaksın. Traktörlere bir takacaksın, 3 tarlaya birden yardır. 3 biçer girecek. 3 tane parçalayıcı girecek. Arkadan 2 pulluk toplayacak. Olursa bir saban daha. Anladın? Arkadan çat 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 gideceğiz yani hiç durmadan. Hiç pulluğu atmamıza gerek var mı bilmiyorum. Sabanı attık mı toparlar herhalde. Ya biz pulluğu niye atıyoruz? Ben onu anlamadım. Saban atıyor zaten pulluğun üstüne. Pulluksuz direkt saban atsak verim düşer mi acaba? Onu merak ediyorum. Ben bana arpayı çektikten sonra deneyelim. Değil mi? Direkt pulluğu çakalım. Pulluğu hiç sokmayalım. Direkt sabanı sokalım. Sapı parçalayalım, basalım sabanı. Eğer saban verim düşmeyecekse pulluğu da satalım sabanı. Doğru söylüyor. O sabanın aynısından alalım bir tane daha. Çayır çayır saban basalım direkt. Tabii canım. Verim baktık aynı geliyor. Sap parçalayıcı arkadan saban. Onu işte arpadan sonra denememiz daha gerekiyor. Yaptık çünkü tarlayı. Evet. Hepsine pulluk girdi çünkü. Aynen.
arpayı çektikten sonra sap parçalayıcıyı vuracağız, arkadan sabanı çekeceğiz. Sabanın üstüne de gübre atıp sonra yine bu aleti sokacağız. Kanka. Yani oluru bu başka ne yapabiliriz ki? Sabanı sokup işte peşine bunu sokuyoruz abi her zaman. Yok, her zaman gübre attıktan iş... sonra. Ya gübre attıktan sonra her zamanki yaptığımız işi yapacağız işte. Tamam. Bakta kaldı sandım da bir yeri. Bakta kalmamış. Bir de öyle deneyelim. Eğer dediğin gibi yani kurtarıyorsa kanka. Hiç kasmayalım pul, abi pulu pul. Satarız. Aha. Malı kurt maldan kurtuluruz. Saban alırız. Yalnız o zaman iş hayvan gibi hızlanır. İşte. Değil mi? Tabii canım. Sen ne diyorsun? Öyle böyle değil hem de. Öküz gibi hızlanır yani. İyi. Ana içinden geçer. Evet. İklimlendirme tamamlandı. Yapacak bir şey yok. İklimlendirme sistemi olarak geçiyor bu değil mi? Hı hı. Gördün mü nasıl pati çekti? Oğlum. Bayağı bir doldu lan bu. Daha %45 doldu abi ne? Bir tarla kaldı bu tarladan sonra. Yok yok bayağı bir doluyor. Tek turda da bayağı bir alıyor yani. Arazi fazla olduğundan mıdır nedir? Şu an arazi fazla. Şimdi bu arazilerden topladığımızda taş kasasını göreceğiz ya. Hı hı. Bir taş toplamada bir romorku fırlayacak kadar arazimiz olduğunda bu romork açısından bayağı bildiğin olayım çıkacak seviyede. Bir de şuna bakacağım ya burası tamam istemiyorum. Kireç istiyorum diye bir kontrol ettim de. Ne olur olmaz abi işi garantiye alalım. İster ister. Belli olmaz bunun sağa solu biliyorsun. Çünkü kopek gibi kireceği mi biliyorsun. Kireç çok hızlı gidiyor. Sen de %47'de de daha bu arazide dünyanın yeri varken yarıya geldi kasa. Ama ondan önce kaç arazi yaptın? 3. Yani. Biz bir de 2 tane daha almayı düşünüyoruz. O birleştirmeleri falan yaptığımız zaman ben sana söyleyeyim. Bu araziyi iptal edelim. Şu yandakini çim say. Diğer arazilerle bu var ya bir turda full taş çıkartır kasaya. Bence. Taş da bir şey vermiyor ki. Paradan değil lan. Hani bir kasada halleder demek istedim yani. Tabii canım. Hayvan gibi taş toplayacağız. Ama harbiden bak araştıralım ha. Belki büyük makine olarak taş toplayıcı vardır büyük. Ona bakmak lazım. Mod olaraktan. Hı. Ya bunu çok tavsiye ediyorlar da belki vardır ben indirmemişimdir. Olabilir. Hani bu 25 ile gidiyor diyoruz ama abi tek tek. Onu biz bir arada bakalım. Şimdi kafam şu. Ulan abi 9-10 metre kollarını açıp da 15-18 kilometre hızlarla gidebiliyorsa eğer. Bak ben sana ne diyorum ona arada bakalım. Bakabiliriz arada yani. Onu araştırmamız lazım. Onu bayağı bildiğin araştırmamız lazım. Sen onları yaparken ben bir de şuraya bir şey daha koyacağım bulabilirsem.
bunu beğenmedim. Bir şeye bakıyorum da. Abi biz de biliyorsun hani dürte dürte öğreniyoruz bir şeyleri. O sayaç çok hoşuma gitti la. Sarı olan mı? Hayır, kırmızılı var ya. Ben başka bir şey peşindeyim lan, dur. Bunun ayarlarıyla oynamaya çalışıyorum ben. Canım kardeşim. Vardır bir özelliği de nerededir onu arıyorum şu an. Hangi özelliği aradığını merak et. Benim aklıma da güzel bir şey geldi de ondan dolayı diyorum. Bunu sevmiyorum ben. Şuradakiler daha güzel. Aklıma gelen mi geldi senin aklına da? Söyleyeyim mi? Ben senin aklına geleni biliyorum da. Şunu şey yapamıyorum. Benim aklıma gelen şuydu. İftar saatini mi koyacaktın? İftara ya, kalan süreyi. Hayır be. Benim aklıma o geldi. Yok be. Clock sözü bir dakika. Şimdi dur. Ebesini ya. Oğlum çok zormuş ya. Ne aradığını bir söylesen bana. Bunun tersini. Dur. Şuraya gireceğim. Bu alet benim canımı sıkmaya başladı. Ne demekti o ya? Dur ya, süre bir ver işçiye geri gitsin ya. Nereye verdim işçiye? Senin ne yapmak istediğini bir anlasam. Söyleyeceksin, söyleyeceksin şimdi, bekle. Bak ne yaptım. Gördün mü? Göremedim. Burada. Ha. Ne olacak o? Görürsün şimdi.
Ben onu merak ettim. Okey. Bunun ne olacağını çok merak ettin yani. Evet. Niçin kullanacağını merak ettim. Bak şimdi. Bak bunun arkası yok. PNG bu. Tamam. Kanka biz şeye geçtiğimizde şunu kullanıyoruz değil mi? Evet. Bak burası böyle. Burada dur. Bak şimdi. Yerini gördün mü şu an? Evet. Şöyle açalım da. Heh. Gel bakayım sen. Şunu tutalım. Şimdi ne olacağını çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Bak bakalım ekrana. Evet gördüm. Hı. Biz çıkacağız mı? Saati geldiğinde. Evet. Ha, bak. Hı, anladım. Hatta bunun arkasına daha büyük pislik yapacağım. Dur. Ah. Nasıl yeri? Güzel abi. Oldu değil mi? Evet. Hazırlığımızı yaptık bak. Editör. Stop. Check. Şimdi ne yaptım anladın galiba. Anladım. Mola için. Onu biraz daha uzatabilirim ha. Uzatmana gerek yok. Bir şey yeterli. Şöyle bak, süreyi böyle yaptım. Ben o süreyi şöyle yapayım, dur. Aa, bu dakika ve saniye olarak görünüyor. Bizim ona dakika koymamız lazım, değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım. Aa. Şaka mı bu? Oğlum. Allah Allah. Bu niye böyle bir şey yapıyor ki? Öğreneceğim, öğreneceğim. Zamanla da öğreneceğim. Allah ne diyeyim, taş kasayı doldurmuşuz lan. Sarıcıları bekleyeceğiz ama mecburen. Hocalarla bir tanesi bitmek üzere neredeyiz? Sıkıntı yok canım. O arada uyuma işlerini de hallederiz.
En fazla bu kadar diyor. Böyle yaparsam. En fazla bu kadar kuruyor. Kanka. Abi %64. Ne diyorsun, boşaltayım ya bunu? Oğlum boşalt lan, bir dahakine zaten hiçbir işe yaramayacak. Bu ne yaptı lan? Abi trenle yarışıyorum. O seni geçer. O seni geçecek. Takılmış mı lan oraya? He. Kral, ben ayarlamamı yaptım. Şimdi ben sana 30-45 hangisi? 30. Neyse, sen aşındın. Yeter. Yetmez mi? Bana ne oğlum, benim için sıkıntı yok. Sen kaçın. Benim keyfim yerinde. Yetmez mi? Bana onu söyle. Yittiği kadar. Evet. İçeceğim ben de sen onu. Yapıyor. Aha. Oyunda gündüz gündüz cır cır böceği ötüyor ya. Öteki de çalışmayı bitirdi, uyası verdi ha. Biliyorum. Bunu götüreceksin, birine vereceksin, öbürünü de öbürüne mi vereceksin? Hı hı. Ay bak, şu uçtan bir aşağı ineceğiz. Ama buranın daha işi bitmemiş. Bitirdi dedi. Abi boş bıraktığı yerler var. Ha. O hep yapıyor.
Koltuklarda mavi mavi boş bıraktığı yerler var. Vallahi ben bir şey söyleyeyim sana. Ben bayağı bir şeyler yaptırıyorum ha buna. Aa. Suda çok derine sürmeyin diyor. Ne alaka? Ne bileyim lan ben. Dünyanın yerine bırakmıştı bak şimdi. Nereden ne yapacağımı biliyorum ya. Şu uçtan aşağı ineceğim. Devam edeceğim ödümüz. Şu büyük tarlaya neden ufak olanı verdiğimi biliyor musun? Manevra yapsın diye. He. Niye yapamayacak? O altta bıraktığı yerler var ya. He. Oralara dönmek kolay. Oralara dönmesi daha kolay oluyor onunla. Bayağı araziler tamamlandı ya. Ekici zamanına yaklaşıyoruz ha. Evet. Ekime kadar 4 kez uyuyacağız. Ekim'de miymiş lan? Yani Eylül'e kadar. Arpa mı basıyorsun? Arpa basıyorum abi hepsini. Arada da diyorsun pasif gelirden siloyu koyacağım. Çok eğleneceğiz. Oğlum bayağı işi büyüttük ya. Şu uçlarda bile bırakmış yavşak ya. Bence makineler büyük olduğu için bırakıyor abi bunları. Ya bırakmasına bırakıyor da yine büyük bir kısmını yapıyor ve alet büyük olduğu için hızlı yapıyor. Ya orası öyle. Oğlum o traktör. Biz de buldozer demedik ya abi. Bu nereye gidiyor? Küçük ya. Küçüğü hemen hızlı bir şekilde halledeceğim. Ondan sonra diğer tarlaya salacağım onu.
Bir yandan da şey yapmamız gerekebilir. Ekim makinesine bir traktör bağlasaydık iyiydi. Orada var abi. Boşta var. Pullukta, pulluğun takılı olan var ya. Pulluk burada mı? Şeyde. Hemen şurada. Anladım. Pullukla beraber buraya geleceğim diyorsun. Ha. Ben sana bir söyleyeyim mi? Onun içine gübre koyacağız ya şimdi. Evet. Ne kadar gübre aldığını da öğrenmiş oluruz. Açık söyleyeyim ben. 3000'lik alacağım mesela bir tane. 3000 kesin alır. Bence 4 bile alır. Olabilir. Vay be. Yani kardeşim benim bir tarzım var. Şeklimiz yeter yani. Bu inecek de biz gideceğiz de. Upıtız. Tam inmedi hala lan bekle. Aslında haklısın, bu makineyle sen şimdi turladın mı o oranın yarısına bile gelmeden biz buradan çıkarız. Yani. Ama onu yapacağım. Malı kaldırdıktan sonra vereceğim pullu şey sabanı. Sap kıracağım. Sap kıracağım, pulluğunu sokacağım, şey sabanı sokacağım arkasında. Bir şey değişmeyecek ki. Bir turda öyle deneyeceğim diyorsun. Bir turda öyle deneyeceğim abi. Verim bonusunu düşürmüyorsa neden olmasın? Tabii canım, ektikten sonra o malzemeyi zaten anlayacağız verim bonusu düştü mü düşmedi mi. Abi tarlanın üstüne geldiği zaman da gösteriyor verim bonusunu. %100 diye. Diyorum ya, ektiğin zaman göreceksin %100'ü. Yani ekim makinesiyle ikinci gübre turuna girdin mi %100'ü görüyorsa pulluğu satarız. Onun yerine zaban alırız. Evet. Ben de çocuk ağlıyor sandım lan, müzikmiş dışarıda. Allah cezanı verme. Ne oluyor dedim, birini çocuk ağlıyor sandım ben ya. Anne diye. Allah ne diyeyim, birini öldürüyorlar sandım da ben. Oğlum ben çocuk ağlıyor sandım. Abi işte Tofaş böyle bir şey. Abi şeyi hatırlar mısın? Önceden Tofaşların otomatik kilidi yoktu yani, böyle alarmlı kilidi falan. Evet, takıyorlar. Takıyorlardı. Evet. Benim motor da şimdi ona benzedi. Şimdi asıl benim makineye bir şeyler almam tek lazım farkı, ya. Tek farkı makine anahtarsız çalışıyor. Anahtarla çalıştırmaya çalıştığı zaman ötüyor. Alarm ötüyor. Ve çalıştırmıyor da. Tabii oradan çalıştıracaksın diyor. Hı-hı. Sen kaşındın oğlum. Ben o anahtarlı motoru anahtarına takayım. Yani. Benim operasyon daha yeni başlıyor. Evet, öyle gireceğim. Oğlum var ya, arazinin içinden geçtik ha. Araziler harbiden çiçek oldu şu an. Hem de öyle böyle değil. Lan niye atladın? Bu orientele bas, bu kaynıyor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Biz o Jondere var ya, büyük pati çeken. Evet. Dikkatini çekti mi? O öyle o çift detaylıya bağlamıyor öyle. Bağlamıyor abi. Öyle takacağız 2.600, 2.800 ağırlığı abi o traktörler. Hep ona dönmeye çalışacağız zamanla. Bayağı evet. İyi bir traktör o.
ki. Diyorsun ki o orada çift eterlensin, bu da şurayı bitirsin. Hemen bu şekilde şuraya bir sokacağım. Bu buraya giderken bizim ekim makinesini, gübresini doldurmamız lazım. Hadi gidelim, ekim makinesinin işini hallederim. Başta bir 4 ton koyabiliriz. 7 küsürlük bir şeydi o makine kanka. 3 tona yakın şey aldı. 7020. O zaman 4 ton gübre alıyor demektir. Yani. Ha, ekici başlasın diyorsun. Artık uyutmaya başlayayım diyorsun yani. Makineyi hazırlayayım. Makineyi hazırlayayım. O ekici oraya gelene kadar sarıcı orayı bitirir zaten. Ama bu ekim makinesi çok işimize yarayacak. İstediğimiz her halta ekiyor. Pancar bile ekiyor. Evet. Ki... Ben sana bir söyleyeyim mi? Mısır gebre fabrikası dedikleri var ya. Hı hı. Mısır gebre fabrikası aynı zamanda yulaftan direkt ürün üretiyor, biliyorsun değil mi? Evet. Mısır'dan da. Oğlum sen aga olacağız dedin, biz fabrikatör olduk birader. Oğlum sabah saat 10 görünüyor, cırcır böceği sesi geliyor. Bu ne biçim şey lan? Onu diyorum ben de işte sana. Şuraya atacak. Değil mi gübreyi? Evet. Bir 3 ton atalım bakalım. 3 mü 4 mü? Abi eğer... 7 küsür ton değil miydi bu? 3 evet. Ton bile almadı. Bence 4 ton alacak. Bence. Sen bir önce siparişi ver de. Torbalılardan alalım. Onlar ucuz. Aha bu. Ne kadar alacağız? Alır diyorsun. Hanımca. Ama bu aletler için doldur. Hepsini alacak. Aldı abi hepsini. Hepsini alıyor. Güzel. Değil mi? Yani. Bunu nereden vermeyi planlıyorsan alttan değil de yukarıdan hizalayalım bari de yolu kapatmayalım. Açıyor mu? Açmadım da açacağım. Açayım. Açacağım bakalım ne gözükecek. Allah'ını avradını. Bir daha açacak. Evet. İki katlı. Öbür makineden daha mı büyük bu? Açmadı. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Arpada mı arpada? Arpa değil mi o? Evet. Kasaya vurur. Baştan bir daha hızlı alacağım. Yani buradan öyle görünüyor. Bu kasaya vurur gibi görünüyor. Oğlum bu ne? Oğlum her şeyi ekiyor lan. Normal değil, normal değil mi? Al içten al. İçe al, içe iç. Alacağım abi dur.
Bu bekleyecek, göndermeyeceğiz. Git. Tamam, hallediyor. Kanka biz bu arada Eylül'ü görmeyeceğiz mi? 2 gün, 2-3 gün için ya. Pasifler doldursun. Bu da tamam. Ekiciye bunu taksak mı lan? Ekiciye. He, deneyelim mi? Belden kırmaya bunu taksak mı acaba? Bence çeker de. Neyse. %68 dedi. Bırak, uğraşma. Ne diyorsun? Hı? Bektikten sonra sarıcı girecek, sarıcılar zaten traktörlere takılır. Yani. Ben sana söyleyeyim mi? Bak yemin ediyorum sana, o yeşil traktörden almamız lazım bizim her yere. Evet biraz pati çekiyor eyvallah ama bunlar kadar büyük olmadığı için manevrayı daha rahat sağlayacak. Sadece biz geri geri giderken biraz kafa yiyeceğiz. Ya zaten birçok şeyi işçilere yaptırmıyor muyuz abi biz? Oğlum cücük kadar alete dev makineler çektiriyoruz, farkında mısın? Şu atikliğinden hiçbir şey kaybetmiş. Bir şey engellendi diyor. Ne diyor lan bu? Ona bakıyorum şimdi. Aslında bunu doldurmamız lazım sanki. Bunu doldurmamız lazım da şimdilik. Şimdi değil. Hem doldurmamız lazım yani. Bir daha burası ekemeyi. Kireçek, burası kireçek istiyor değil mi? Kireç kasası vardı. Ha. Onun için kireç vardı galiba. Var mıydı? Var da ne kadar var? Buraya tırmır sokacağım. İleri mi koyacaksın? Hı. Şunu şuraya koyayım, bir felek alsın. Şu makine ne işimizi gördü ya? 34 saat diyor. Gördün mü? Kaydıra kaydıra. Gaz geç. ...34 saat ne ki oğlum? 60-70 saatlere çıktığı zaman bu traktörlerin başı, bu traktöre ne olacak? Ben onu merak ediyorum. İkinci ada kaç para diyorsun? Kaç sıfır? Bitirmeye başlamış zaten. Değil mi? Bekleyeceğiz. Orayı diyorsun elle yapayım ha. Abi bu nasıl bir iş ya?
Bak çok ciddiyim bu konuda. Hani burada bitiyor. Diyorsun ki ekme işlerini artık. Vakit geliyor ha. Tabii. Yalnız o oradayken ne olmuş şuradaki? aşağıdan bence. Ha. O katlıyor işte. Ulan bu tarlalı bir ne kadar kireç yiyecek şimdi ya. Bir şey yok abi. Allah belanı vermeye. Sen sürekli daralıyorsun abi. Römork kendini düzleyemiyor. Ondan sonra orada kavga ediyorsun aletle. Ederim ben. Ne yapıyorsun lan? Oralarda ekstra işler yapacaksın. Yürü gitsen oğlum. Buraya mı destek verdireceksin? Uçta neredeyse hiç bırakmamış aşağıda. Ama bunu buradan yollarsan bırakır. Onu biliyorsun sen. İndir şu indir. Çok hızlı indiriyor ya. Neyse ufaklık geri aradılar. Ne yaptın lan? Uça bastım, bir şey yapmadım. Bazen almıyor. Ha. Burası da hızlanacak. Bitecek. Müzik sadece ekiciyle hemhal olacağım. Ha? Tabii. Neden? Amaç? Sebep? Niye sapıttı lan? Abi bunların bu sistemini ben beğenmedim. Saçma sapan bir sistemleri var ha. Şuradakilerin. Buna gel buradan oraya falan değişik bir şey yani.
Ne saçma sapan bir şey ya. Yine mi? Cırcırlar başladı yine. Bu uçtaydı değil mi bıraktıkları? He. Geri kalanını bıraktım ona işte. Bitirirse tabi. Güzel. Bayağı iyi ya. Değil mi? Burası da bitti. Kireç de birazdan bitti. Kireç bitmiş bile olabilir. Ekici oradayken nasıl olacak o iş? Makineyi öyle bir yere bıraktın ki. Ne olmuş abi makineyi öyle bir yere bıraktıysan? Onu değil yeşili. O ekici orada manevra yapacak ya. Ekim yapacak ya sen. Abi. Ekici gidecek. Dönecek böyle gelecek. Ya, anladın mı? Aşağıdaki tarlayı yaparken ne yapacak? Abi ekici zaten burası bittiği zaman peşine sarıcı sokacağım ya. Onun için mi hazırlıyorsun bunu? Sarıcı değil mi abi bu? Şu an sarıcı dedim o ya. Ben sapı açacağız dedi hatırlıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bitiyor. Güzel. Bak bırakmış onu. Bıraktı yerleri alacağız biz. Ağaç ile yapacağını yapmış değil mi? Tabii. Bir tane harita var. Sana bir kere göstermiştim. Aha. O makine gidiyor mu? Kesmiyor onları. Şoförsüz mü gönderdi şey, sürücüye mi verdin sen onu? Evet. Oğlum bırak tamam. Kesmiyor buraları. Senin arazinin içine. Bir tane harita var bunda. Hiç oynamadım ama. Samsun'un bir tane küçük arazi yok. Hadi ya. Hı. Böyle dev araziler falan var be bu. Çıkartıyor yani. Kireç işi de bitecek şimdi. Ben onun bayağı hala kireç var içinde. Ya bu bir daha kireç isteyecek mi ben onu merak ediyorum ya. İçinde iki kireç yeter ki buraya artık. Evet yeter de bir daha isteyecekmiş de. Bakacağız. İstediği zaman atacağız. Ama şu pulluğun yerine sabanı kullanabilme mantığı işe yararsa var ya çok işimize yarayacak o. Öyle dedim.
artı bir bonusu ekleyecek bize yani o. Tertemiz abi her yer. Çah. Burası bitecek. Keş bırakmaz değil mi? Patronu. Öbür gerizekalı bıraktı bir yerde. İşte onu halletmen lazım. Bunu biliyorum abi. Salak burada da bırakacak bence. Kaldırdı makineyi. Bura bitti. Bir de şu yanda var hemen solda. Oğlum zaten ben sana bir söyleyeyim bak. Ha, kereş bitti. Bu sarıcıyı da karşıya götüreceğiz biz. Çünkü ekici her türlü bunlardan hızlı çalışıyordur. Tabii. Evet, güzel. Bu da bitti. Ekim makinesi için hazır mıyız yani? Yatışa gidiyoruz. Yatak var. Biraz da pasif gelsin. Ben sana söyleyeyim, ekime kadar, şey yapana kadar, ekiciyi çalıştıracağımız tarihe kadar sen silonun parasını biriktirirsin. Halihazırda yumurtamız var. Kerele ver. Daha tam olmadı. Şimdilik. Kanala tamam. İçindekiler oldu. Tamam. Ekmek bu burada çalışmıyor. Bu çalışıyor. Un. Uyuduğun zaman belli eder kendini. Aynen öyle. Daha 7000 gübre var. 2000 yumurta var. Onda da 2000 vardır. Belli alemde. 6000 de bal var. Hadi gidelim yatalım. Hayırlı olsun. Ekim'e Eylül'de miydi? Bayağı uyuyacaksın lan. Bayağı uyuyacaksın ama. Evet. Ben hani o kadar düşünmedim ama ciddi uyuyacağız yani. Bakalım Ekim'de ne zamanmış? Eylül'de. Öz üretimlere bir bak. Özellikle seralara. İyi. Çilek fırlanacak birazdan ya. Ya fuller ya da fullemez. Bir de şöyle düşüneceksin. Suyu bitebilir. Suyu biterse koyarız canım. Sıkıntı yok yani sudan yana. Seraya da çok zayıf diyorduk ama sığdığı yere sera koymak bence hiç de zararlı değil. Getiriyor. Yani. Kazandırmasa kazandırıyor abi. Şimdi bir çilek, iki romork çilek çekeceksin resmen şu an. İki romork. Belki den fazla çekeceğiz. Bir uyumaya dolar.
Değil mi? Ekmeğe çekeceğim mecbur. Ona da bakalım da. Eğer un şeyse diğer fırında devreye sokalım. 30 bin ton oğlum, bir fırına zor yetişiyorsun. Daha hızlı üretmesini istiyorsan kanka, fulledi. Hepsini çekeceksin, tek fırına vereceksin, ben sana söyleyeyim. Şu fırına vereceğim abi şimdi. Şu ikinci fırına vereceğim. Bunun dolu var mı? Bu dolu abi. Kırmızı diyor baksana, dolu. Ha, bir 30 ton da ona çakayım diyorsun. Tabii canım. Neden bir sonraki üretimde 14 ton ekmek götürmeyeyim ben he? Tabii canım. Çakma bize valla, ağzını burnunu var ya. Hemen çalıştırayım. Hadi çalıştır. Saniyede ilerliyor ya. Şuradan alıyor değil mi? Buradan alıyor. Ne alemde bu arada? O da doldu. Çalışırsan al o fırını. Buraya doğru. Yağ mı alacaksın önce? Yani. Oldu mu böyle? Ne bileyim oğlum, çıkart ya, anlarız. Ben de buraya çıkartayım. Dört tane atıyordu galiba. Bakalım. Bakalım. Evet, dört tane. Daha kime gelmeden nasıl geri koydu. Gece'den gidiyor, şu fabrikayı kapatalım, başka çalışalım.
İşte yağ var lan. E yapsın o zaman, tamam yapsın. Yapmasın, kalsın artık. Neyse falan. Bakalım. Mesela 2800 veriyor lan. İyi veriyor. Değil mi? Neredeyse 1 milyon euro borcumuz var benim. Evet. Çok güzel bir. Bu bir şaka olmalı. Hazır mısın şimdi? Çok bir para gelecek herhalde sen. Ben bu arada değil ki, ben borcu ödemeye başlayacağım şimdi çatır çatır. Uyuyacağını unutma da. Biliyorum, onların hepsi aklımda. Ona göre hareket edeceğim şimdi. Yumurta var, bal var. Bunlar daha büyümedi. Ha, doldukça diyorsun. Tabii canım. Ya bu da yine tabii bir 30 bine yakın para verecek, o ayrı bir şey. Bakacağız. Ekmeği çıkaracağız. Evet. Onu satacağız. Sonra uyumaya devam. Un doldukça diyorsun, fırınlara basacağız ha. Tabii canım. Bu arada. Çünkü 15-19 veriyor abi. Bu arada sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Misur gevreği fabrikası var ya, Misur. Evet. O da yulaftan para kazandırıyor. Kazandırıyor da ne kadar veriyor yulaftan? Ne ürettiğini bilmiyoruz ki. Yani kurmadan bilemeyiz birader, onu kurabilmemiz lazım, o biraz pahalı ama. Çünkü mısır gevreği de üretiyor. Ha bu arada, hani bak balı satıyor ya sen, balı. Evet. Mısır gevreği fabrikasına balı veriyorsun, ondan gevrek üretiyorsun. Abi, fabrikatöre ben, bağladık iyice. Ben onlarla hiç uğraşmayacağım. Sen bu oyundaki diğer yerleri görmek ister misin bilmiyorum. Ama isteyeceğim ya, isterim yani. Bütün fonksiyonları. Ama bu fonksiyonlar hiçbir yok oldu bir önceki seriden abi. Üretim devam ediyor zaten. Kapatmıştık değil mi? Evet. Üretim hattına bir daha bir bakalım. Üretmeye devam ediyorlar. Bu üretime devam ediyor. Öbürleri de devam ediyor. Bu devam. Devam. Temiz. Ekmeği nereye vereceğiz? Johnson Farms'a gidemem. Groje'ye verir gibi geçer. O biraz uzak. Değil mi? De biraz bayağı uzak. 100 euro yani çok da bir fark olmaz yani. 700 bin euro için hiç o kadar yola gitmeyelim. Yani.
Saçın yarın mı gideceksin ustaya? Yarın akşam götürüyorum ustaya motoru. Abi sola sinyal veriyorum, dörtlü yanıyor. Sağa sinyal veriyorum, dörtlü yanıyor. Tam sana göre oldu aslında. Benim gibi deliye. Değil mi? Tabii canım. Ne yapıyor lan bu sinyal, döneceğiz ama sinyal dörtlü yakıyor falan diye. Ben şimdi siparişlere başlayacağım. Önce. Sipariş? Benimki de 3-5 bir şey alacağım. He. Ben şeyi ne yapayım acaba ya abi, elcik korumayı? Ne bileyim oğlum. Konuş ustayla, yalnız işte. Da yok. İnternetten sipariş verebiliyoruz. Işıklı mı ayarlatayım acaba onu da? Abdül abinin oradan sipariş geçebiliyor. Abdül abi kendi adına dükkana sipariş geçsin. Sen kartından öde. O gelince seni arıyor zaten. Yani? Diyor ki gel baba diyor. Senin diyor zıkkın geldi. Ben söyledim ona. Ben şimdi çileklerini oraya çekiyorum. İçi boş değil mi şu an, sattık. İyi de para olmuş. Evet. Çilek dolar diyorsun her türlü ha. Ya iki kere o yiyeceğin ekim makinesi çalışacaksın, o çilek dolmaz. Bakacağız. Senin motoru öttü. Kim değildi lan? Buyur abi. Abi oraya çektiğim zaman dün akşam ben motoru düşürüyordum. Ön tarafta düştüğü için mecbur buraya koymak zorunda kaldım. Bu oh, vezir abi. Şimdi. Yani herhalde çilek daha çabuk dolar. Motor durdu. Aldık. Şimdi bunu bir kuz uyutalım. Uyu bakayım oğlum. Bu kadar yavaş uyuma ama, biraz hızlı uyu. Aferin. Tam para biraz azaldı tabi. Bakayım. 16. Oho. Bu ne? Yumurta da 6000'de ya. Şimdi bir dakika. Aç abi. Üretimde. Ah ah. Hayvanların yemek durumu var, güzel.
Uyu çocuğum. Uyudun. Aferin. Ve ekim zamanı geldi. Ha, bu hayvanlara bir bakayım. Aa, var daha yerleri, güzel. Ekim cihazlarını çalıştırabiliriz ama şöyle bir bekleyelim. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakayım saate. Evet. Şimdi bakalım. Ve ekim başlasın. Bildik. Ne oldu, ekti mi sen bir tur? Ekmiyor ki. Nasıl bak, ekmiyor? Durdu kaldı burada gerizekalı. Ekmiş abi işte burayı. Burada bir parça ekti. Ama dur. Şu an çalıştı bu değil mi? Evet. Gidişe bak. İzle. Gidişe bak, gidişe. Kıza bak. Sen ciddi misin ya? Çok iyiymiş lan. Ama çok sık tohum bitirir bu. Cidden çok sık tohum bitirir. Nasıl ekiyor ama? Abi hızlı ekiyor. Evet. Ama ektiği sıra, ektiğin gidene bak. %8. Onu diyorum. Gübre için bir şey demiyorum da. Tohum adresi küçük olduğu için. Evet. Bunu da tohum adresinden patladık. Ama makine istediğimiz her işi yapacak. Evet. El mahkum kullanacağız abi.
Dikkat et, manevra konusunda daha rahat çalışıyor. Evet. İşçi de. Traktör de hızlı abi. Serzi sokacağım. Evet. Wing, Boeing. Diğer makine gibi değil bak, bu çok farklı ekiyor. Evet. O biraz daha ilerliye dursun abi. Değil mi? Biz de oyalanalım. Biz de oyalanalım azıcık. Kaç üç? Her gördüğün şey leke değildir ha. Pasta var işlerinde biliyorum. Leke olan yerler zaten hemen açılıyor abi. Harbiden bak ben sana şunu söyleyeyim. Yani köküne kadar gidiyor. Anlaşılan biz bunu bu tarlaya sokacağımız zaman tohum alacağız. O da var ve kesinlikle traktörleri değiştireceğiz, o belli yani. Aynen. Alınacak traktörler belli oldu. Şimdi. Deneye deneye buluyoruz işte oğlum. Elle mi gidiyorsun sen? Hmm. Niye, canın mı sıkıldı? Yoo. Maksat oyalanacağım şimdi bak. Nasıl oyalanacağımı iyi izle. Maksat bunu şeye yetiştirmeyeceğim, anladın mı? Ekiciye yetişmeyecek bu yani. Dursana lan. Frene basmazsan durmaz. Sen yerine başka yere basıyordum çünkü, gaza basıyordum. İlla onu yapacağım bana, değil mi? Tabii takılacak orada, dönmez o. Baksana abi, köküne kadar gidiyor. Güzel ekiyor. Bu traktör çok farklı ya. Bu traktör çok fazla büyük olmadığı için büyük ihtimalle bu gitsem mi gitmesem mi diye bazen kararsız kalıyor. Bu ona yetişemez. Ver işçiye gitsin. İşçiye ver mi? İmkansız yani yetişmesi. O 18'de gidiyor oğlum. Ve biz o cenderiyi nasıl alacağız lan, o pahalı lan.
Oğlum pahalı pahalı. Bok gibi para istiyor oğlum ona. Onu biz nasıl alacağız? La ben de bilmiyorum. Bunlar burada çalışsın. Ben şunları bir kontrol edeyim ne alemde. 95. İyi iyi durumları iyi sıkıntı 7500. Yok. Ben hepsine baktım. Bir sıkıntı yok. Ya diyorsun ki bunları 24.000 yapalım. Acaba onlar giderken biz bunların sularını mı doldursak ya? Allah çalışıyor. Bunu diyorsun ki zaten. Ekiciyi sevdim, güzel makine. Kanka. Ben de sevdim. Ekme şeyi de çok güzel, hoşuma gitti. Ekerken bıraktığı iz de çok hoşuma gitti. Lan. Aldı sandım anasını satayım. Şuraya bak. Yuh. Yuh. Dorsiyeyi aldı lan neredeyse. Niye durdun? Acaba şey mi yapsam diye düşündüm de ilk baş. Su mu alsam diye düşündüm. O dorsiyenin durmaması lazım lan. Doldu. Bu kadar hızlı nasıl oluyor bu? Abi baştaki çok alıyor ya. Depolar var yani. Hı. Ek depolar. Bakalım mı? Bak 35.000. Bok da oldu. Abi boş olan bu. Boş gözüken şu anda bu. Romorka su çekiyoruz yine. He? Evet. Bu bunu doldura dururken ben şunlara bir atlayayım bakayım. Bak kardeş kardeş gidiyorlar. Bu da bırakmadı. Ben sana söyleyeyim oğlum. O John Deere olayı çözüyor. Şu değil mi? Kesinlikle kullanmamız gereken alet o. O traktör 100.000. Bizim o traktörü almamız için bayağı bir şey satmamız gerekir. Bakacağız. Bakacağız.
İnayene kurulumu mu yapacağız? Aldığımız zaman. Bak orada bırakmış. Burada da bıraktığımız bir şey. O zaman sarıcı geri döndükten sonra geri tekrar buraya yürümeyecek. He? Tabii. Hızasını aldıracağım. Bırakacağım. Tohumu bitmesin de. Bu neden böyle sağ sol yapıyor biliyor musun geri geri gelirken? Düz getirmek için. Belden kırma olduğu için. Tamam geliyor oğlum o gitsin o ileri bir şey olmaz ki. Bak önden girecek mal gördün değil mi? Kalk. Vermeyeceğim bir şey. Bu bitirsin. Bak bu bak bunun yaptıkları bak aynısını yapmıyor. İyi izle. Pıt 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 hızlı bir şekilde çat çatır çatır geliyor geri. Arkayı gördün mü? Arkayı havaya kaldırıyor. Kaldırıyor da patim atıyor çatır çatır gidiyor vallahi. Abi önden de çekişti bu. Önden de çekişti. Burayı komple alırım dersin lan. Alamaz. Bir tur daha dönecek. Oturu döndürmeyeceğim ama onu. Hı? Oturu döndürmeyeceğim. Ben kendim elle gideceğim. Geleceğim, kaldıracağım. Sağ döneceğim. Ekeceğim. Tohum alacağım. Karşı araziye gideceğim. Oğlum ben sana söyleyeyim mi? Alet seri. Seri abi. Ama bu traktörle seri bence. Bence de. Bu traktörle harbi seri. Makineyi. Ne güzel ekiyor değil mi? Bence tam aradığımız alet bu. Geç bulduk ama bulduk. Güzel ekiyor ama. Şu ekme şeklini ben çok beğendim. Çünkü tarla sürme özelliği yok. Sadece ekiyor. Evet. Ekiyor, gübreliyor. İyiydi o zaman biz pulluksuz bu işi yapamayız ki. Ne gibi abi? Tarlayı sürmeden ekemezsin. Abi saban yapıyoruz ya. İyi diyor işte. Ha işte hepsi. Saban yapıyor ya abi. Bu hıyarı göndersen olur. Bu gitsin bu. Çiçeğe verdin. Doldur.
Sıçtın perdeyi, eyledin viran. Bak dönsün. Tam onun döndüğü yere iz alacaksın. Gitsin bakalım. Ama makineden tek depo yetmeyebilir ha. Budur buraya. Yapacak bir şey yok abi. Doldururuz. Bir şu doldurma işini tamamlayalım. Nasıl zorlanıyor ama. Ama 32 tonla bu kadar zorlaması da saçma bu arada. Full. Evet. Bu suyu taşıdığımız tanker var ya. Hı hı. Acaba diyorum bu kodumun tankerinin aynısından aldığımda yakıtı da taşır mı? Bilmiyorum. Yakıt taşıma imkanı var mıydı bunda? Bir garaja bizim var. Yakıt yok. Yok abi. Ne oluyor lan? Biraz öne çekip şu arayı kullanıyorum ya bazen. Ekici kütür kütür çalışıyor. Ama o ekim makinesini tek kullanıyoruz ya biz. Evet. Şu an o yüzden kuyruğumuz var. Bekle Allah bekle. Ben sana şunu söyleyeyim. Ekim makinesi, o alet çok pahalı bu. Bundan iki tane olsa düşün. Birini bir uçtan, birini öbür uçtan ver. Yani birini öbür en arka tarladan, birini en ön tarladan verirsin. Çok daha hızlı biter tarla ekme işin. Yalnız bu ekiciye verdiğiniz parayla şu traktörden iki tane alıyoruz biliyorsun değil mi? Evet. Ama farkındaysan bu ekici güzel yapıyor işini. Tabii canım. Sen traktör ol, traktörün arkasına bir şey takmadan ekersin. Artık nasıl yapacaksan o işi. O da sağa kalmış. Ne diyeyim? Abi ilk başta traktör almak daha mantıklı değil mi sence? Şu an traktör almamız lazım evet. Elden kırmaları yallahlamamız lazım. Bu arkadaştan almamız lazım. Ya bir de orta traktör değil mi? Galiba. Belden kırmalar çok büyük. Bu o kadar büyük olmadığı için kafası bazı yerlere daha kolay giriyor bence. Aynen. Efendim?
Ben de anlamadım. Sapıttı. Arada oluyor demek ki, ne diyeyim? Evde şey daha iyi gösteriyor ya. Nereye ekildi, nereye ekilmedi. Yok, alet iyi ya. Ben şu an yani... Ben memnunum abi bu makineden. Ama daha çok önündeki traktörden memnunum tabii. Ben ikisinden de memnunum abi. Sarıcı'ya gitsen, Sarıcı'ya. Son tura giriyor. Salak oradan geri dönemez çünkü. Takdir edersin ki o kadar akıllı değil. Evet. Sarıcı hiç bıraktı mı acaba? Ben onu merak ediyorum. Göremiyoruz ki. Bıraktı mı, bırakmadı mı? Şöyle bak. Bu Sarıcı'ya var ya. Öbür traktörü taksan. Yine 15'te gidiyor. Ama... Dönüşlerde falan bundan çok daha seri hareket ediyor işte. Evet. Bırakmış abi. Hemen anlıyorsun bak, çizgileri farklı olduğu için. Bırakmış abi. Şimdi yine bırakacak. Ekici şıkır şıkır gidiyor abi. Vallahi ekicide hiçbir sıkıntı yok. Benim bonusu %100 oldu zaten. Şimdi bu makinede tarla sürme özelliği yok ya ekicide. Evet. Biz pulluğu girmediğimizde tarlaya direkt saban girdiğimizde zaten saban üzerine tarlayı sürdük kabul etmesi gerekiyor. Normal gerçek hayatta da öyle değil mi bu? Evet. Abi zaten sabandan sonra gerçek hayatta ekim başlıyor, anladın mı? Çizgiler o kadar farklı ki hemen kendini belli ediyor değil mi? Tabii. Yaptı mı, yapmadı mı? Şimdi bunun işi bitecek. Bu öbür tarlaya yürüyecek. Evet. Tutmayın kutçu genişteyi. Ne yapıyorsun lan? İçeriden kullanmak da eğlencelidir de. Tarlayı nasıl göreceksin? Ha, bitti mi? Sanki bitti ha. Merakla bakıyorum şu anda. Bitti burası ya. Aynen öyle. Burası bitti aynen abi. Sarıcı'yı götürebilir Azize o zaman. Gönder çalışsın şerefsizi. Temiz oğlum, orada bir sıkıntı yok. Bıraktığı yer vardı. Onu gördüm. Verelim öbür darlaya gitsin kardeş. Aynen. Şu alttan yukarı doğru ucuda bir kontrol edeyim de abi. Zaten bir kısmını kontrol ettim. İşçilik hiç fena değil şu an. Bence de.
Elemana verdin ha. Bu ekiciye yetişemez zaten. Ekici hiç bırakmadı. Bak nasıl 0'a 0 alıyor. Ha. I like this. Ben bu makineyi sevdim. Sen de çok sevdin. İçinde kalana bakarız. İçinde kalan bir halta erecek gibi bir şeyse götürür. O minik tarla var ya bizim son aldığımız. Oraya harcarız. Doldurur geri geliriz. Sen ne düşünüyorsun? Bence bu tarla bitirene kadar o içindekini yetmeyecek diyorum ben. Bayağı hızlı yiyor. Böyle çok fena. Bu arada mibzerle yaptığın ekim işlemiyle bununla yaptığın ekim işlemi arasındaki farkı da mibzer hem sürüyor hem ekiyor. Böyle bir alet değil. Bu sadece ekmek için tasarlanmış bir makine. Yani şöyle düşün. Arazi böyle var ya. Acaba şu yamuk yerlerde ne yapacak? Ben onu çok merak ediyorum abi. Yamuk yerlerde ufak bir bug riskimiz var. Ne düşünüyorsun? Eker mi oraları? Vallahi bilmiyorum ama orada bir hırtlık olabilir aşağıdaki bölgede. Zaten sarıcının o uçları bırakacağını biliyoruz. Her türlü bırakacak o. Bunun şu gittiği hız güzel abi. 17-18 güzel gidiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi şıkır şıkır gidiyor vallahi hiç. Baksana köküne kadar ekti. Sana bir şey diyeyim. Şurada bak vermezse hiç vermez daha bu. Ya aletin genişliği de var şimdi. 14 metrelik makine bu. Şimdi anlayacağız abi işte. Çok ideal cihaz almışız abi. Ben hani ayçiçeğiyle mısırı da ekiyor diye bunu istedim. Ama bu kadar şey yapacağını düşünmedim tabi. Şimdi anlayacağız. Kalan %40 da inşallah eker lan. Bakacağız. Asıl muhabbet o ne lan? Nereye gidiyor lan? Bekle, 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 bekle. Bu ilk defa başımıza gelen bir şey. Ama çünkü dar dönüyor. Hadi oğlum bırakma şurayı. Bak yapma şu köşelerde. Gel köküne kadar. Gel çocuğum. Daha bitmedi. Bence var ya. Ha bu burada hiçbir yerde bak bırakmazsa hiçbir arazide bırakmaz ha. Bırakacağı bir arazi var. Şuradaki iki birleştirdiğimiz arazi diyorsun.
Tohumu nasıl yiyor var ya. Yediğim böyle tohumu var ya sömürdü yani. Biz bunun yanında iki pakette şey alak. Gübre alak. Olmaz oğlum. O gübre kolay kolay bitmez. Senin o yanındaki büyük araziyi o gübre yapar. Küçük araziyi de o gübre yapar. Ama tohum 2000 küsur aldığı için çok çabuk gidiyor. Evet. Eksin bakalım. Oğlum. Ekimsi daha yavaş olur diye düşünüyorum ben. Bu bayağı hızlı ek. Bir de şöyle bir şey var abi. Pulluk konusunda. Heh. Biz saban attığımız zaman taş toplayıcı giriyor. Sürüyor. He. Yani. Kurtarabilir. Hadi çocuğum güveniyorum sana, yaparsın bu sporu. Bırakmazsın orada diye. Ben sana bir söyleyeyim, sonuna kadar bekle. Sonunda bırakır ha dır ya falan olursun yani. %90 öyle olacağız biliyor musun? Hadi lan diyeceğiz yani. Ya bak %25 kaldı içinde. Oğlum bu, araziyi bitir lan. Bu tarlayı bitirir abi. Yok bitirir. Baksana oğlum azalmazına. O da doğru. Bu hiç boşluk bırakmadı abi neredeyse. Mesele o değil. Ben şu an diyorum ki içimize kaçabilir tohum muhabbeti. Şurada 2-3 turluk işi kaldı. Değil mi? Evet. Hadi oğlum bitmesin o tohum, yetsin lan. Son tur alır mı bu tek partta? Alamaz. Boyu kurtarmaz. Değil mi? İnce bir yer kalacak. Ben makineyi şu an bana çok güzel çalışıyor lan. Şu an milli sporumu yaptığımı hissettim yani. Bana o hissi verdi. Bana da verdi abi. Hadi be. Bir ümit beklemiştim biliyor musun? Bırakacak diye mi? Hmm, bir tekledi orada. Aha dedim kaldı.
Yuh. Lan fazla çevirdik. Anasını satayım ya. Bu fazla oldu. İçine et. Abi benim bir suçum var. Hafif sola kır. İndir makineyi. Çalıştır. Kır sola. Heh. Düzle. Düzelim şunu. Ver. Küçücük bir yer bıraktı. Arkada bir yer bırakmadı şu anda. Yok yani bırakacaktı. Oğlum alet güzel lan. Bayağı bir gitti yani. Bayağı temiz gitti yani. Ne yapıyor? Ne demek ne yapıyor abi? Ha şuradan gireceğim işte. Şurada bak aşağıda. Biliyorum. İndirdin sen cihazı. Ha. Oğlum dolduracağız. Yetti ama içindeki bu araziye. Düşün 71 gibi bir tarlan olsa bu makine tek başına yapamıyor. Aynen. Çift bundan lazım öyle bir arazi altında. Yani sen ekipmanın olmadan öyle bir arazi alırsan ebemizinkini düz görünüz. Çapraz falan hikaye yani. Topla arkadaş topla. Kanatlarını topla gidelim. Nasıl ses geliyor küt diye. Az kalmış. Öteki çok pire pire geldiydi ya. Evet. Ben sana söyleyeyim bak bu ileriden tüm arazileri de hızlı ekiyor abi. Yani o hızlı gitmesi. Aha troll. Oğlum ben trollü gördüm lan. I am troll katıldı yazdı orada TikTok'ta gördüm. Elle mi yapacağım? Ha burayı hızlı bir şekilde elle yapayım diyorum. Ne diyorsun? Ya nasıl istiyorsan. Gizli 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 kalmaya çalıştı da kalamadı. Ekranlarda oğlum bizim gözümük. Tek sıkıntısı bazılı. Görüşürüz yiğidim. Vallahi iyi yiğit 11'e kadar yayındayız haberin olsun. Adam gitsin çocuk dersine mersine çalışsın. Abi çalışsın ya ben çalışmasın demiyorum ki. Görüşürüz yine. 11'e kadar tam olarak burada değiliz ama. Arada bir yarım saat kaybolacağız. Evet biraz sonra. Yaklaşık bir 20 dakika sonra. O modun adı ne? Hangi moddu lan o? O makinenin adını söyleyeceğim sana troll dur. Star mıydı neydi? Makineyi soruyor. İki makinesini. Tamam işte Star. Lan Star'a da modeli ne? Star'ın olmadı traktör çünkü. Ben de görünce çok şaşırdım. Ama fena iş yapıyor yani. Sen bir şey söyleyeyim mi? Hı. İçinde kalanla hemen bu araziye gireceksin ya. Evet. Bence yapma. Yeter mi dersin? Kanalıma. Bilmem. Patlarız en fazla canım ne olacak?
yarı yoldan. Doldur geri getir yaparız, ne olacak yani? Başka ne yapacağız? Yani traktörü fena aslında çok da zorlamıyor ya. Traktörü hiç zorlamıyor lan. Bu traktörü zorluyormuş. Ha, öyle diyor. Eski zorlamış oğlum, 18'e gidiyor. 850 beygirlik makine nasıl bir traktör? Devir çok yükleniyor ya. Onu diyor. Taşıdık arazi yapar lan bunu. Çevir abi, ver aşağıdakine gitsin. Buralarda bir yerde bir sarıcı vardı ya. Nereye soktuk lan biz onu? Şurada. Sen sarıcıya git. O yürüsün. Zaten yolcusun abi, şurada köşede. Ha, orada inerim. Orada inerim. Dolmuşçu. Minibüsü orada indi. Şurada ineceğim işte ya. Şurada. Abi benim müsait yerde tükür. Beni şuraya böyle sıç. İşçiye işkence var. Asıl işçi bize işkence yapıyor. Hiçbir kaptan şey tam yapmıyor. Bir yerde. Hiçbir şey tam yapmıyor. İçimizden geçti burada ya. İyi yaşa. Hep beraber abi. Kardeş ben 4 tane alkalin rica edeceğim varsa. 4 tane. Maalesef. Bakacağım şimdi. İnşallah vardır. Büyüklerinden. 4 adet çıkarsa sevinirim. İşçi dümdüz tarla istiyor. O dümdüz tarla istiyor. Ben de başka bir şeyler istiyorum ama olmuyor işte. Ya herkesin istediği olmuş olsaydı troll. Ya arkadaş. Ahan da oğlum bayağı su gibi yakıyoruz ha. Kaldı mı lan daha ondan? Dur bakayım. Kalın. Yok. Bitti son. Bir tane bir çift var. Orada bir çift mi? Tamam dur. Sonra alttan şeylerden devam edeceğiz, anlaşıldı. Buraya götürürsen öbür tarafı yaptın mı? Öbür tarafı verdim işte ben. Küçüğü. Ha. Sarıcıyı diyor. Ha. Ana. Ne bileyim ben işçiye vermezsin diye düşmüştüm. Bu burada i̇şte. Bırakır oğlum sürekli. Bırakmaz mı? Bilmem. E gitsin bakalım, belki bırakmaz. Burayı erkenden aldık, bu dursun şimdi. Bu tarlayı başka bir şey için kullanacağım. Yamalı yere çimek. Buraya, biz burayı çimeye çevireceğiz ya. Hayır hayır, şey diyor, o yama yaptığımız, kazıdığımız yerler var ya. Ha. Oralara da çim tohumu atır. Çim sürekli büyüyor. Orası hep bütün tarla yemyeşil olsun. Kenarlardaki yerler.
Mantıklı lan. Mantıklı, doğru söylüyor. Çim ekeceğimiz zaman hallederek onu. Şuralara çim ekin diye. He. Az bir şey yan bakılmış galiba. Sen öbür makineyi izliyordun değil mi? Boş bırakacağı yerleri. Ya şu ana kadar ne kadar bıraktığını bilmiyorum da. Önce bayağı da bir bırakmıştır yani. Onu öğreniriz birazdan abi. Bak ne güzel yürüyor ya. Şimdi orada küçük sarıcı, büyük sarıcı, yavrum bizim sarıcı. Kızıl kayalar, sarp kayalar, kayalar. Rahmetli rollerini güzel yapardı. O da gitti lan. Uçlarda mı bırakmış? Eşşol eşek yine. Kartal kayalar, kayalar, kayalar. Büyük sarıcı, küçük sarıcı. Sarıcı. Emmoğlu'nun kayası. Açlık başımda duman. Kafa yaptı galiba. Az kaldı, az dayan, az kaldı. Oğlum ben oruç tutsam da tutmasam da belirli saatlerde sen yemek yiyemem biliyorsun. Tam az kaldı, dayan. Hayatım oruç gibi oldu arkadaş ya. Ben 4 aydır oruç tutuyorum oğlum. Ben doktora zaten öyle diyeceğim. Şey, tekne orucu, tekne orucu. Benimki biraz vapur oldu ama neyse. Oğlum net 30 kilo vermişim, çok mutluyum. Bir 30 daha gider mi lan? Ölmek mi istiyorsun anasını satayım? Olur, sıkıntı yok. Bunun kalmasındansa öbürü daha iyi bir tazviye. Abi motor var. Hı? Yani ölmek istiyorsan motor var biliyorsun. Hı. Ben istiyorum ki şöyle olayım ki makine 170'leri de görsün artık yani, olmuyor böyle. Abi o da olacak. Çok zaman alacak. Çok zaman aldı. Bir de seni spora soktuk mu? Oğlum spor salonundaki üyeliğimiz var, devam ediyor. Başlayacağız da şu dizimin iyileşmesini bekliyorum işte. Abi sen yürü, ağırlık kaldırma. Ağırlıkla işim yok ki. Sırf kardiyo çalışıyordum ben zaten. Diz sportla da o bisikleti kullanmamam lazım benim. Bisiklet sürüyor, bisikleti yapmayacaksın. Ha, paso yürüyüş bandı. Yürü bandı. İşte bir de ne o senin geçen baktıydım bir egzersizler vermişti bana doktor. Germeler falan filan, onları yapmak lazım bana benim. Ben gideyim salona, onları yapayım lan matın üstünde. Ne yani? Yürüyeyim, onları yapayım. Yunus abi dedim ki, abi diyorum bunu diyeyim, bunu ona da doktor bir. Ne oldu lan? Bir şey baktı sanki. Şey derim ya, o hocaya da derim, hocam derim böyle böyle, bunu doktor amca verdi. Yapacakmış. Değil mi? Tabii canım. Diz sakat, bisiklet kullanma. İyi gidiyor. O da gidiyor. Sen büyük sarıcı al git. Bu işi uzun burada. Boşu buldum da göküne kadar gidiyor ha. Troll, bu bana... Ben geri... dönüyorum, karnınızı doyurun. YouTube'a gel, YouTube'a. O geri dönüyorum diyor oğlum, bilmiyorum. Dün bana bu bir eziyet çektirdi burada. Kim? Sen. Ben ne yaptım oğlum? Oyunda. Ben bir şey yapmadım oğlum. Yok şu ağaçlara kaldırım, yok bu ağaçlara kaldırım, yok talaş yapalım, yok buraya. Ağaç içine soktum bunu, kafayı yedim orada.
Çok sevmiş, bir daha yapacakmış. Bir arada patatese son girdim. Evet, evet. Değil mi? Haklıymışsın reis. Ne kadar iyirken bu oyunda ağaçlara el. Ağaçlarda bak çok fena, bildiğin gibi değil. Her yere takıldı şerefsizler. Ne çıldırdı Serkan burada var ya. Bayağı ekiyor. He? Ya şu ekiciye tıklasana bir. Bunu mu? Kanka Stara Estrella 32 diye bir modla bu. Troll. Ama manyak modu var. Kullandın mı seversin yani. Güzel ekiyor. Öyle bir aletse ne güzel. Vallahi billahi iyi. Bu TikTok'un güncelleme yaptığı gününden var ya. Vallahi billahi ya. Saçmaladı iyice. Ayarlayamamışlar. Sen mi durdurdun onu? Evet. Niye? Sebep? Amaç? Elle gideceğim. Elle gideceğim hızlı bir şekilde. Yani 4 dakika sonra araya çıkmamız lazım bizim. Çıkamayız. Niye? Bir tarla daha var. Biliyorum. Dedi çıkamayız ama tabii hoca bağırınca çıkacağız, yapacak bir şey yok. Yani. Sen dönüyorsun ki en azından burası bitsin. Yani burası hızlı bir şekilde bitirelim. O diğer zaten sarıcı gidiyor. Ekici de bitirir zaten biz burayı tamamlayana kadar. Şu uçlarda bir yerlerde bırakmıştır ama. Şu ağaçlar orada bıraktı. Evet. Ekici her türlü bitirecek. Yemin ediyorum şu TikTok'un şu yazıları böyle saçma sapan göstermesine gıcık olduğum, kim bozdu lan bu programı? Bunun mühendisine tüküreyim ben. Eyvallah, eyvallah trolüm.
Oğlum bana vitamin vitamin bir işe yaramıyor olan ben 6 aydır hastayım, iyileşemiyorum. Doktorlar da bulamadı ne olduğunu. Onlar da doktor işte. Devlet bize bohmir. Bana habire şey verip, nurofen verip gönderiyorlar ya. Murat tamam. He? Okey mi babacan? Okey. Dur. Şu ortayı da al bari, ortadan kalmış sap gibi. Bitti. Böyle dur oğlum. Geri getirmene gerek yok. Biraz geri mi alsaydık onu? Gerzek oradan dönemez, şimdi bir de onunla uğraşırız. Sana bir şey lazım ama buradan yazamam. Troll moduna başladı yine. Bak şuraya bırakmış. Ya ufak tefek bırakıyor. Öbür makineler, öbür makineden çok daha az bırakıyor babacan. Gözümü seveyim. Gitsin gitsin bırak. Ha, bunu beklemeye mi alacaksın? Ekici bitirsin diyorsun. Baba ekiciyi tamamlayatalım o zaman. O kadarcık yer içinde şey yapmayalım yani, bitirsin. Hatta dürteceğim izelerini de dürtelim. Öbür araziye götürelim. Öbür araziye de şurası beyaz var. Hı. Gidiyor. Gel lan köküne kadar hadi. Gelir. Yavaşça gelecek. Gönder. Al. Ortada bırak da o yan gel diyor oraya. Evet. Arada oluyor böyle şeyler. Ne yapa bak? Yukarıda bırakmamıştır lan herhalde. Bırakmış. Kısmete bak. Değil mi? Aynen öyle. Şurada iki sıra koymuş. Oraya bir gireceğiz. Bir de arkadaki yere gireceğiz. Ve evet, bu aletin bu tarlayla işi bitecek. Bu arada sen bir kapan. İki dakika. Ya yapacak bir şey yok hacı. Tarlanın orijinal duruşuyla oynadık. Uğraştırıyor bizi burada işte. Ama biz akıllanır mıyız? Tabii ki hayır. Bu güzeldi. Başka tarlaları alıp yamul, düzgünken yamultacağız. Sonra burada uğraşacağız. İşçi kullanırken kanka. Oğlum orayı dekti lan. Ha. Şaka mı lan? Yapacak bir şey yok abi. Siz uğraşmayı seviyorsunuz. Ben değil, bu yanımdaki seviyor. Adam misurunun içine etmişiz anasını satayım. Ben o bug'ı anlamadım zaten ya. Bizim almadığımız araziyi bug olarak aletler giriyor. Ulan oyuna her türlü özelliği koydular, şu bug'ları bir düzeltemediler arkadaş. Ona bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bunun içindeki bu tarla yetmez ha. Biz niye buraya geldik o zaman? Evet sevgili dostlar. Toplatıyorsun değil mi? Şimdilik ufak bir molaya çıkıyoruz. Molanın ardından sonra hemen tekrar yayında olacağız. Karşınızda olacağız. Ufak bir mola.